İyi akşamlar. 14 Mayıs 1950 Türkiye çok partili siyasi hayata geçti. 73 yıl sonra 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılpayı Park'la ikinci tura kaldı ama mecliste üstünlük sağladı. Şimdi çok yakında, yani 27 Mayıs bu defa 1960'ın bir gün sonrasına, 28 Mayıs'ta bir 29 Mayıs İstanbul'un fethinden bir gün önce 28 Mayıs'ta Türkiye'de sandık başına gideceğiz ve ikinci turda Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Bu akşam çok değerli konuklarımızla hem birinci turun değerlendirmesini yapacağız, hem ikinci tura girmeden ne durumdayız ona bakacağız. Ama önce çok dikkati çekiyordu elbette dış basın, medya, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik senelerden bu yana yazıları ve yayınlarıyla, hem de seçim döneminde müdahil olmaya çalıştı. Sonra da yanılmışız dediler seçim sonuçlarına bakarak. Bunun da nedenleriyle başlayacağız yayına. Hoş geldiniz. Bu arada konukları söylemedim. Yusuf Özkır, Vişne Korkmaz ve Enes Bayraklı. Hoş geldiniz Enes Bey. Mesela Foray'ın polisi diyor ki Türkiye uzmanları neden yanıldı? Kendine göre o gerekçeleri sıralamış. Ama neredeyse bütün Batı basını yanılmış gibi duruyor. Tek tük istisnaları olmakla birlikte. Neden yanıldılar? Valla tabii Batı basınının yanıldığı ilk seçimler bunlar değil. Tabii basın derken bu arada think tanklerin, Türkiye uzmanları, siyasetçilerde, evet. Son herhalde 20 seçimdir yanılıyorlar herhalde. 2000'lerden beri hep yanılıyorlar. Her seçimde yanılıyorlar. Temel beklenti tabii şöyle. Bunların bir kısmı Türkiye'deki genel gidişatla ilgili bilgi sahibiler. Yani gidişatı görüyorlar fakat manipüle etmek için, kitleleri sevk etmek için, yönlendirmek için bu tarz yayınlar yapıyorlar. Yani Türkiye'deki anket şirketlerinin bir kısmının gerçeği bilmelerine rağmen halkı yanıltmak için yapmış oldukları o manipülatif anket sonuçlarını yayınlamaların aynı stratejinin orada da takip edildiğini görüyoruz. İkinci bir tabii grup var orada. Onlar da İngilizce'de wishful thinking diye bir şey var, tabir var. Yani kendi beklentilerini bir analiz olarak ortaya koyma. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin duymak istediklerini, evet, yani gitmek istediği Türkiye'nin bir yön, onlar açısından bir yön var. O beklentilerini analiz diye paylaşıyorlar. Ama tabii Türkiye'de yaşayan, Türkiye'yi yakından takip eden insanlar meselenin öyle olmadığını görüyorlar. Fakat bu geçmişten beri böyle, yani Batı basını bir önceki seçimde de ondan önceki seçimde de hep Türkiye ile ilgili Batı'daki düşünce kuruluşları belli beklentilerini dile getirdiler. Bir yön çizmeye çalıştılar Türkiye'ye ama Türkiye'de hep sandıkta halk başka bir şey söyledi. Bu açıdan çok şaşırmıyoruz onların şaşırmasına. Bu kadar yanıldıktan sonra hala aynı analizleri, aynı söylemleri devam ettiriyor olmaları tabii onlar açısından bir fecaat. Her seferinde de özellikle Batı kamuoyu, ya ne oluyor, yine niye böyle oldu diye soru işaretiyle doluyor. Bu biraz maalesef Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuna da benziyor. Orada da seçmen sürekli belli bir güdüleniyor. Her seçim öncesi belli bir beklenti oluşturuluyor. Sonra her seçim sonrası çok ciddi bir şok oluşuyor. Yani burada tabii bu biraz daha tabii şaşırtıcı bir şey çünkü ülkenin içinde yaşıyorlar. Şimdi biraz daha evet. O da başka daha, bir durum tabii. Evet, genişçe yani değerlendiririz değil mi? Diğeri yabancı yani adı üstünde. Evet Vişne Hanım, siz ne dersiniz? Tabii Enes Bey'in söylediklerinde haklılık payı var. Çünkü hem manipülasyonla ilgili hem beklentinin desteklenmesiyle ilgili analizlerin belli bir çerçeveye oturtulması. Çünkü kamuoyu şekillendirmek sonuçta aynı zamanda hedeflerden biri. Kamuoyu şekillendirme amacı, aracı olarak da analizleri kullanıyorlar. Ama ben aynı zamanda Türkiye'yi de çok tanıdıklarını düşünmüyorum. Yani elbette ki bilgi alıyorlar. Bilgi almaktan, tanımak ve bilgi almak ya da bilgi sahibi olmak aynı şey değil. Tanımak daha derin bir şey. Yani bir ülkenin, toplumun hem o günkü dinamiklerine hem de o toplumu o halde tutan ruha içkin olmakla ilgili bir şey. Onun içinde daha tarihi, sosyolojik, daha derin bir bakış açısı
gerekiyor. Tarihi belki. Evet. Yani hem tarihi hem felsefi hem sosyolojik daha bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Ben eğer Batı özelinde konuşuyorsak, çünkü yani bunu dünyaya da yayabiliriz. Çünkü muhtemelen sadece Batı değil, dünyadaki belirli analiz odakları da yanılıyor olabilirler Türkiye'ye bakarken. Ama Batı özelinde konuşacaksak, Türkiye'ye bakarken bilgiler aktarılıyor ama o bilgilerin sonucunda aslında kamuoyunun gerçek seçimlerine götürebilecek analiz yapılamıyor. Burada bir açık var. Bu açığında ben aslında Türk toplumunu tam anlamıyla tanımamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani direnç noktası neresidir? Nerede maliyete katlanmaya karar verir? Nerede ilerler? Nerede durur? Nerede ceza keser? Bunlarla ilgili aslında gerçek bir ya bilginin ötesinde gerçek bir bakış açısına sahip değil bence. Çünkü bu kadar fazla yanılmanın başka bir sebebi de tam olarak olamaz. İnsan kaynağına sahipse eğer baktığımızda insan kaynağına sahip olan aktörlerden bahsediyoruz. Hem think tankler olsun, hem üniversiteler olsun, yani hem basın olsun sadece, hem de aynı zamanda siyasi aktörler. Çünkü siyasi aktörler de aslında kendi tercihlerini, Türkiye ile ilgili tercihlerini kendi belirli konuşmalarda ya da analizlerde yansıtıyorlar. Ve genelde mütemadiyen yanılıyorlar. Türk toplumunu analiz etmekte, Türk toplumunun siyasi seçimlerini analiz etmekte. Sizin görüşünüzü güçlendirmek için mesela bir beyanı okuyayım burada Figaro gazetesinden. Sciences Po'da araştırmacı Bayram Balcı aslında Türk. Ve diyor ki, çok şaşırdım. Hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda kişisel olarak utandım. Çünkü Türk seçmenleri çok yanlış anladığımı gördüm diyor. Hiç olmazsa itiraf etmiş ama üstelik de Türkiye'den birisi, yani o bile yanıldığını itiraf ediyor. Bir de parantez içinde belki şunu da söylemek lazım. Hani insan kaynağı dediğimizde, insan kaynağı tabii sadece kendi kaynaklarına dayanmıyor. Aynı zamanda bu ülkeden giden, çeşitli şekillerde orada çalışan, çeşitli nedenlerle Türkiye ile bağını kopartmış ya da kopartmak zorunda kalmış belirli bir insan kaynağı da var. Bu insan kaynağına dayalı analizlerin de çok doğru olmadığını görüyoruz. Yani bunu bu sizin verdiğiniz örnek özelinde söylemiyorum ama genel öyle olarak... Öyle de olabilir tabii. Genel olarak aslında... Bir çok çok kaynağa sahip olmakla beraber bilginin analize dönüşememesi hali ve burada ben aslında bir değerli bilgi eksikliği görüyorum, öyle diyeyim. İkincisi de belki bilgi kaynakları açısından yanlış kaynaklara dayanma hali. Tabii bu bilinçli bir hal de olabilir, bilinçsiz bir hal de olabilir. Türkiye'yi tam olarak anlamak istememekten kaynaklı bir hal de olabilir, bir inat hali de olabilir. Çünkü Batı dediğimiz zaman Batı'nın da sadece analiz yapmak için analiz yapmıyor. Aynı zamanda kendi kimliğini, kendi siyasal tercihini kurguluyor. Bu analizlerde, yani dünya ile ilgili analizlerde, ister bu Türkiye olsun, ister İran olsun, yani son kertede yanılmak önemli değil ama hiç olmazsa mesajını vermiş oluyor. Bir mesaj veriyor ve kendisiyle ilgili bir kurgu koyuyor. Kendini bir yere konumlandırıyor. Başkalarını ötekileştirirken, yani bu analizler eğer ötekileştirme amacına hizmet ediyorsa, ki genelde hizmet öyle ediyor ve o hizmet ettiği için de aslında biz eleştiriyoruz, değil mi? Yoksa analiz sonuç olarak bir tanrı şeyi değil, kelamı değil, dolayısıyla yanılabilir ama belli bir amacın arkasında saklı olduğunu... En azından bunda olduğunu, onu görüyoruz değil mi? Evet. Yani bütün hepsi birden de yanılıyor. Olamaz yani, değil mi? Büyük başarısızlık olur yani. Ya da adı fiyasko olur. Fiyasko evet olur, Batı adına da. Evet, haklısınız. Yusuf Bey, mesela Fransa'da Le Monde fena değil başlık. Diyor ki, Türk toplumunda Erdoğan güçlü bir şekilde yerleşmiş sosyal bir isteğe yanıt vermeye devam ediyor diyor. Böyle başlıklar var ama bu hep tabii şey, yani birinci tur sonrası sonuca dair bu söylediğim başlık.
Fransızlar yakından takip ediyorlar bizi yani. Ha, işte birinci turdan sonra yalnız. Birinci turdan sonra herkes bir takım... aydınlanmalar yaşadı. Evet. Enes Bey'in deyimiyle. Öncesinde şey mi, muhalefetin ezberini satın mı almıştı? Öncesinde şöyleydi. Ondan ben yani en azından orası için söyleyeyim. Biliyorsunuz Erdoğan... Fransa sizin alan olduğu için. Yok estağfurullah. Biraz... Erdoğan'ı çok uzun yıllardır şeytanileştirmeye çalışıyorlar. Yani maalesef. 7-24. Ve şimdi işte yalnız tabii bir yandan da Türkiye'nin bölgedeki gücünü de görmezden gelemiyor şeytanileştirse de. Mesela eskiden... Hani olacak iş değil ama Saddam, Irak'ın Saddam'ı da mukayese ediliyordu, yan yana getiriliyordu. Şimdi Rusya'nın Putin'iyle yan yana getirilip iki şeytandan biri diye takdim ediliyor. Seçimden önce de böyle pek çok kapak vardı bu ve benzeri. Evet, evet. Ama sonuç itibariyle bir taraftan da Türkiye'yi Rusya mesabesinde gösteriyor artık bölgede. Yani Rusya gücünde de yani gösteriyor olabilirler. Yani tersten de olsa evet. Artık başka bir ülkeden söz ediyor. Tabii halbuki Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu Ukrayna-Rusya savaşı sürecini biliyorsun. Yani bir ara hani isyan etti yani Rusya'yla tek ilişki kurabilen lider Erdoğan hani bu böyle olmamalı ben de ilişki kurabilmeliyim falan diye. Tabii Fransızlar üzerine inmemek gerekiyor belki ama. Ama işte o da bir şey. Bence bu. Yani aşağı yukarı herkes aynı yani şekilde. Biz bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Yani bir, onlar için... Türkiye'de seçimlerden önce nasıl Erdoğan gitti gidiyor manşetleri atmak, deri kapakları yapmak bir rutine dönüştüyse ya biz de hem seçimden önce hem seçimden sonra ya bu Batı medyasındaki Türkiye algısı ya da Batı medyası Türkiye'deki seçimleri nasıl gördüğü konuşmak ve Batı medyasının bu mevcut yaklaşım biçimini, genel yayın politikasını mahkum etmek bizim için de bir tekrara dönüş yani biz bunu 10 yıldır yapıyoruz özellikle bu Gezi Parkı olaylarından sonra The Economist'in o zamanki kapağı Sultan mı Diktatör mü diye bir kapak yapmıştılar böyle bir şaşalı bir kapak yapmışlar o süreçten itibaren bu çok yoğunlaştı yani özellikle Erdoğan'ı doğrudan hedef alma işte sizin söylediğiniz gibi şeytanlaştırma tiranlaştırma diktatörleştirme, halkını maceraya sürükleyen adam konumunda tanımlama gibi böyle gerçekten muhtelif pek çok şey benzeri. Sıfatlar üzerinden tanımladığını görmeye başladık. 2013'ten sonra bu çok yoğun bir şekilde yapıldı. Bu seçimde de yapıldı. Hatta seçimden bir hafta öncesine kadar şunu söylüyorduk. Batı'da bir makulleşme mi var acaba? Çünkü Türkiye'ye yönelik çok böyle sert kapaklar çıkmıyor. Bu seçimden önce acaba Türkiye'yi doğru mu okumaya başladılar? Analizler çıkmıştı. Mesela onlardan biri şeydi Washington Post'ta 2023'ün en önemli seçimleri 2023'te çok seçim var dünyada ama en önemlisi Türkiye'de diye ve hangisi seçilirse Batı için Batı'nın lehine ne olabilir tartışmıştılar ve orada Batı'nın lehine olacak kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu çok net ifadelerle. Evet bunu tek başına bir başlık olarak ele alalım zaten. O çok girmeyeyim o zaman. Orada değinilmişti. Ondan sonra birkaç analiz daha çıktı. Fakat son hafta yine baktılar ki yani ya da biz hani baktık ki yine Batı eski Batı. Bunu biz 2018'de tartıştığımızda şey demeye başlamıştık. 2018-2019. Batı'nın Batı'ya propagandası. Yani Batı medyasının bu yayınları Batı'nın Batı'ya propagandası gibi. Çünkü Türkiye ile alakası yok bu yayınların. Yani şöyle bir boyutu var ama hocam. Türkiye'deki bazı seçmene, özellikle Batı'ya bakan seçmene, diyorum ben. Yok, Türkiye'de Batı'ya bakan bazı seçmene şunu söylüyorlar. Yani siz Erdoğan'ı seçerseniz bizimle ilişkileriniz hiçbir zaman iyi olmayacak. Bunun bedelini size ödetirizin aslında mesajı bu. Türkiye'deki seçmene böyle bir mesaj veriyor. Kayıp algısı yaratmak istiyor. Tabii. Ya da şey, Türkiye'deki ne diyelim endişeli artık isim vermeyelim. O seçmen kesiminin endişelerini daha da böyle korku, kaygı seviyesine çıkartacak şekilde belki etkiliyordur. Çünkü seçim sonuçları açısından baktığımızda sürekli yanıldıklarını gösteren pek çok seçim var karşımızda. O zaman şöyle mi? Yani mesela ben böyle düşünmüştüm yani niye Fransız dergileri Fransızları Erdoğan'dan korkutmaya çalışıyor 7-24? Aslında Fransızları korkutmaya değil
Türkleri Erdoğan'dan mı korkutmaya çalışıyor? Türkiye'deki evrimin dediği ikisi endişeli de. Tabii. Ya zaten yani Batı'daki imajın sadece bugünle ilintisi yok. Türkler dediğiniz zaman, Türkiye dediğiniz zaman özellikle Batı Avrupa'da, Orta Avrupa'da tarihten de gelen bir negatif imaj var. Yani bizim Batı'daki imajımız öyle çok ağamşağam bir imajımız yok. Osmanlı tarihinden beri yani ben Avusturya'da okudum Viyana'da. Kötüdür yani Türklerle ilgili algı tarihsel olarak. Tam kötüdür. Yeri Avusturya. Tabii yani. Fransa öyle değil ama Avusturya'da öyledir. Mesela Fransa Almanya'da öyle öyledir. Fransa'da da aslında yok, değil mi? Fransa Premier Kanuni falan hemen böyle. Öyle bir şey var. Mukayeseler. Yani bu burada son dönemle ilgili özellikle. Biz de Fransızlara onu hatırlatmaya çalışıyoruz zaman zaman. Fransa sen Fransasın. Unutma kanun ya bana sana sağladığı Türk gazeteciyim deyince savunma bakanı falan birkaç kere rastladım öyle hemen Kanuni ve 1. Fransuva hatırlatmaları. Tabii Avrupa homojen değil tabii. Birbirinden çok farklı. Avusturya tabii siyasi kültür açısından. Daha farklı. Radikal sağın en çıkış noktalarından biri. O tepenin adı neydi hocam? Çok çıkmışsındır oraya illa ki. Kahlenberg Tepesi. Kahlenberg Tepesi 2. Viyana kuşatmasında bizim ordumuzun siperlerin olduğu ve Viyana'yı kurtarmaya gelen Haçlı ordusu diyebileceğimiz ordunun Birleşik Ordu yani Avrupa'da Birleşik Kuvvetler'den oluşan ordunun arkadan dolaşarak geldiği ve bir meydan muharebesinin yaşandığı yer. O tepenin etekleri meşhurdur. Şehirde de her yerde bunun anıları vardır. Ama günümüzde de bu siyasi bir şey üzerinden devam ettiriliyor sürekli. İçeride zaten sürekli bir şey var. Ha şu açıdan da kullanılıyor tabii. İçerideki Türk diasporasını, orada yaşayan Türk azınlıkları da baskılamak için de kullanılıyor. Onu da söylemek lazım. Yani şimdi geçtiğimiz ilk turda Türk yani diasporanın ister istemez Erdoğan'cıyım demen her seçim sonrası şey. Şunu söylüyor mesela Almanya'daki gazeteler ya da Avusturya. Nasıl olur da buradaki diasporadaki Türk seçmen Erdoğan'ı destekler? Nasıl? Bu seçimde de aynısını söylediler. %, işte Almanya'da 57 çıkıyor her mesela. Her seçimde de nasıl oluyorsa Türkler hep aynı şeyi söylüyorlar ama cevabı çok basit. %65. Nedir? Yani cevabı şu, baktığınız zaman her şeyden önce tabii diaspora politikalarıyla ilk defa Türkiye'nin yurt dışındaki diasporasına bu denli sahip çıkan bir iktidar bu son dönemdeki iktidar oldu 20 yılda. Ne yaptı? Ya bir kere şunu söylemek lazım. Nasıl Türkiye'deki eski bürokrasi, 90'ların bürokrasisi vatandaşı adam yerine koymuyorduysa ki koymuyordu yani bir memura gittiğiniz zaman bir efendime söyleyeyim devlet dairesine gittiğiniz zaman insanlara kötü muamele ediliyordu. Yani bunu kabul etmek lazım. Hastanesinden tutun da en basit işlemine kadar. Ama şimdi vatandaşlar konsolosluklarda, büyükelçiliklerde yani güzel bir hizmet alıyorlar. Hatta bazı ülkelerde, nüfusun az olduğu ülkelerde ben şahit olduğum büyükelçilerimiz büyükelçilikleri Cumhuriyet Bayramı için, diğer bayramlar için, dini milli bayramlar için açıyorlar halka. İnsanlar geliyorlar. Yani halkla içli dışlı. Bunun dışında tabii oradaki Türk diasporasını destekleyici çeşitli projeler, adımlar atıldı. İşte Yurt Dışı Türkler Başkanlığı kuruldu. Çeşitli yayınlar oluşturuldu. Bunun ötesinde Balkan Türklerine yönelik olarak çok ciddi bir politika son yıllarda takip edildi. Son 20 yıldır. Yani hem buradaki bizim milli mirasımızı ayağa kaldıracak, onları koruyup kollayacak efendim TİKA'nın bir sürü projeleri oldu. Yani Balkanların buradan çıktığınız zaman Edirne'den Viyana'ya kadar binlerce bizim tarihi eserimiz var. Cami, hamam, mektep efendime söyleyeyim gibi bunların birçoğu restore edildi, koruma altına alındı. Buradaki yerli oranın azınlık Türk halkları efendime söyleyeyim Türkleri bunlar desteklendi çeşitli projelerle. İşte gazeteleri olsun, yayınları olsun gibi. Bir de şu da etkili midir acaba? Yani mesela Almanya'da öyle neredeyse ikide bir mesela oy verme hakkı yoktu biliyorsunuz. Yurt dışında oy kullanılamıyordu. İnsanlar Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmak için otobüse binip Almanya'dan buraya geliyorlardı falan. Değil mi? Yani 20 sene önce şimdi gidiyor konsoloslukta oyunu kullanıyor. Yani bunların hepsi vatandaşı sisteme dahil eden. Tabii vatandaşı vatandaş yerine koyan adımlar bunlar. Şimdi bu vatandaş bunu unutmuyor tabii. Hem onu unutmuyor galiba hem de mesela Alman televizyonunu açınca ya da Alman gazetelerini açınca sabah akşam Erdoğan'ı görüyor. Yani en tabii bir kötü o ayrı. Tabii, en kötü yazılar bile aslında Erdoğan şunu yaptı diye anlattığı için ister istemez evet. İnsanlar herhalde
Şimdi şöyle bir tabii eleştiri olarak, de var. Türkiye'yi bazen içeridekilerden daha iyi izleme imkanı buluyor. Şöyle bir eleştiri de var Türk diasporasına yönelik olarak. Ya bunlar Almanya'da yaşıyorlar, Fransa'da yaşıyorlar. Orada işte para kazanıyorlar, orada vergi ödüyor. Niye bu ülkede oy kullanıyorlar diye. Ki orada da oy kullanıyorlar. Efendim? Yani orada da oy kullanıyorlar. Yok. Orada da siyasetin parçası evet. var. Burada buranın siyasetinin de parçası var. Neden her iki hatta da siyaset yapıyorlar, siyasal haklarını kullanıyorlar başka diye ülkelerin vatandaşları. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bakın hocam bir kısmında çifte vatandaş olan ülkelerde kullanabiliyor ama çoğu Avrupa devleti çifte vatandaş hakkı vermiyor. Bizim Almanya'daki vatandaşlarımızın bir kısmı, önemli bir kısmı Alman vatandaşı oldular. Oradaki seçimlerde oy kullanıyorlar. Yani bir vatandaşlık görevi olarak gidiyor. Nasıl Türkiye'de yabancılar evlilik yoluyla, başka yollarla vatandaş olup da gidip oy kullanıyorlarsa ki şu anda ona karşı da ırkçı bir saldırı onu var. Onu açmayalım. Yani ama nasıl bizim vatandaşlarımız da Alman vatandaşı olanlara da gidip oy kullanıyorlar. Evet. Belediye seçimlerinde oy kullanıyorlar. Genel seçimlerde aday oy kullanıyorlar. Oluyorlar. Aday oluyorlar. Meclise seçiliyorlar. Ama bir kısımda vatandaşımız var. Bunlar çifte vatandaş değiller. Bunlar Türk vatandaşı. Bunlar orada oy kullanamıyorlar. Bu insanlar siyasi olarak bir yerde temsil edilecekler. Orada 1,5 milyon Suriyeli var Almanya'da bir zaman gelecek. Onlar o kullanamıyorlar şu anda vatandaş Hayır, olmadan. Sonra ama onlar da kullanacak. Yani Türk vatandaşlarının, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türk olanların, Türk vatandaşı olanların, bu insanlar Türkiye ile bağları devam ediyor. Geliyorlar Türkiye'de yaşıyorlar, Türkiye'de malları, mülkleri var. Bu ülkenin vatandaşlar. Bu insanların siyasi olarak temsil edilme ihtiyaçları var. Bu demokratik bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu insanlar o ülkenin vatandaşı olana kadar Türkiye'ye, de gelip oy kullanacaklar. Türk vatandaşlar. Bunların anaların ak sütü gibi helal. Kimse bunu şey yapamaz. Yani efendim orada yaşıyor diye. Biz bunu nasıl kabul etmeyiz? O zaman bu bir kas sistemi oluşturmaktır. Değil. Şuradaki oy kullanabilir. Buradaki oy. Yarın çıkar der. Köylüler oy kullanmasın ki onu da çıktı söylediler. Yani efendim çobanla benim oyum bir mi? Bu zihniyet buraya götürür bizi. Bunu kabul edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkes seçimlerde oy kullanabilir. Demokratik haktır bu. Yani sandığa gitmeyebilir, o partiyi seçebilir, bu serçeyi seçebilir. Bunu kendi bileceğiz. Ayrıca ama zamanla değişebilir. Bugün bunu tercih eder, yarın başka bir şeyi tercih eder. Ama siz sonuca göre bir hakkı kısıtlamak yoluna gidiyorsanız o zaten çok kısıtlayıcı ve siyasal hakları sınırlandırmaya yönelik bir aslında söylem demektir. Şimdi ama özür dilerim bunlar buyurun. Türkiye'de yerel seçimlerde oy kullanamıyor biliyorsunuz. Evet. Çünkü yerel seçim yaşadığın şehri ilgilendiren bir şey. Doğru. Kullanamıyorlar doğru. Tabii. Yani çok burada kayıtlı olmadığı için kullanamıyor. Bakınca yine medyaya mesela katılım oranı çok yüksekti. Değil mi? Batı Aha. demokrasilerinde şimdi şöyle bir yaygın görüş var. İşte zaten işleri iyi gidiyor. Herkes oy kullanmıyor. Öyle değil. Bıkkınlıktan da oy kullanmayan bir sürü seçmen var Avrupa'da. Yani kime atsa zaten istediği kişi gelmeyecek diye. Türkiye'de %90'a yakın katılım oldu. 16'ya yakın siyasi parti. 16 yakın değil. 16 siyasi parti meclise girdi. Buna vurgu yapılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu ben, önemsiz bir ayrıntı mı? Yok önemsiz değil. Hatta çok önemli bir ayrıntı. Bu Türkiye'de siyasal bilincin ve siyasal haklarını kullanma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Demokrasileri tanımlarken tabii demokrasiler sadece serbest seçimlerden ibaret değil. Yani demokrasi muhakkak. Tanımlamasının içerisinde sadece serbest seçimle doldurulmuyor ama elbette ki bu tür bir siyasal bilinç de demokrasinin en öz noktalarından biri. Bunu ben yine bu temsiller meselesiyle bağlantılı. Yani bütün bu analizlerde kullanılan dil hem Sayın Erdoğan'ın hem bu partinin destekçilerinin ya da şu partinin destekçilerinin belirli şekillerde tanımlanması. Bütün bunlar bir temsil aslında değil mi? Ve bu temsiller neden önümüzde? Çünkü bu temsiller üzerinden bir büyük hikaye yaratılıyor. Bu hikaye doğru da olabilir. Yani sonuçta analiz doğru noktaya da çıkabilir. Doğru olmaya da bilir. Genelde de doğru olmadığını biz görüyoruz ve onun üzerinden konuşuyoruz. Hani bunu ister post-truth deyin ister başka bir şey deyin ama bu hikayelerin belli bir amacı var. Bunun amacı sadece Türkiye'yi bir öteki olarak tanımlamak değil bence. En önemlisi batıyı bir ne olduğunu tanımlamak. Yani batı basını aslında ötekiler üzerinden tabii ki kendini tanımlıyor, batıyı tanımlıyor. Ve batıda tabii Soğuk Savaş sonrası bu ideolojilerin yoksu ideolojilerden sıyrılmış ama böyle büyük güç mücadelesinin içerisine düşmüş bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Bu çok kolay bir dönem değil batı açısından. Çünkü daha önce burada dış politikayı konuşurken
pek çok kez değinmiştik. Batı içerisinde çıkarlar her zaman birbirleriyle uyumlu değil. Homojen bir batıyı çıkar üzerinden oluşturmak da çok kolay değil. Oluştururken kimilerinin kendinden ve kendi çıkarlarından taviz vermesi, kimi zaman da sessiz kalması gerekiyor. Yani işte Almanya'da kuzey akım üzerinden bunu görüyoruz. Fransa'da işte stratejik otonominin kimi zaman yutulması üzerinden bunu görüyoruz. Yani çok yerde bu tür bir kendinden, kendi çıkarından taviz verme hikayesi var Batı'nın içerisinde. Ama bir homojen Batı yaratmayla da ilgili bir çaba var. Çünkü bir büyük güç mücadelesi sürecine bu tür bir homojen kimlikle girmek istiyorlar. Doğal olarak bunun altını da böyle bir mistik bir demokrasi, otokrasi karşıtlığıyla doldurmaya çalışıyorlar. Bu bence tam şu anda oturmuyor. Çünkü yani hem Batı demokrasi örtüşmesinde sorun var. Soğuk Savaş sonrası yaşanan dönemdeki uygulamalardan dolayı. Hem de demokrasiyi böyle hani bitmiş bir hikaye olarak alıyorlar ve bitmiş bir hikaye olarak empoze etmeye çalışıyorlar. Bu da oturmuyor. Çünkü bitmiş değil. Her gün biz demokrasi, bu tür hikayelerle ya da bu tür büyük projelerle sınanıyoruz. Kimi zaman demokratik tercihler yapıyoruz, kimi zaman demokratik olmayan tercihler yapabiliyoruz. Bu her ülke ve her birey için geçerli hatta. Dolayısıyla tam böyle katı, bitmiş bir proje olarak size, üstelik Batı kimliğiyle de örtüşmüş bir demokrasi projesinin empoze edilmesi aslında son derece sınırlayıcı, kısıtlayıcı, altı boş bir sonuç aslında. Bir iki tane... Bu noktada tabii bazı şeylerin atlanması bu hikayeleri aslında tutarlı hale getirmek için. Şimdi yani, buradan bir iki cümle söyleyeyim. Öteki ben oluşturulmasında o tutarsızlığı yansıtırlarsa çünkü hikaye sarsılır. İşte mesela şöyle bir hikaye, Foreign Policy'de çıkmış, karşılıklı bir sohbet ama bu. İsmi neydi? İsmini de söyleyeyim. Emma Ashford. Diyor ki, Türkiye'deki medya kuruluşları Erdoğan'ı vurgularken Kılıçdaroğlu mutfak masasında internete yönelik evinden videolar çekmek zorunda kaldı diyor. Şimdi değil mi, Türkiye'ye bakıp da insan bu fotoğrafı çekince... Gerisinde yani, göremez herhalde. Bu böyle, bunun böyle, bu böyle yansıtılmak isteniyor ama bunu çoğulcu olarak da yansıtabilirsiniz. Erdoğan'ın zaferi Biden yönetimi için iyi olmayacak ama daha genel açıdan ABD için kötü olduğuna daha az ikna olmuş haldeyim. Erdoğan her zaman çok alverci ve çıkarcı ola geldi. İdeal bir müttefik değil ama onunla çalışabilirsiniz. Fakat Başkan Biden'ın ABD dış politikasında en önemli yönü olarak demokrasiyi vurgulama tercihi bunu yapmayı daha da zorlaştırıyor. Bir diğeri de muhatabı ona. Diyor ki bence çıkan netice ABD için önemli olacak. Dediğin gibi Erdoğan alverci bir politika izlerken Kılıçdaroğlu daha Batı yanlısı, NATO yanlısı bir dış politika sözü verdi. Bu açıkçası iyi olurdu. Ama neticede Erdoğan kazanırsa Washington'un onunla çalışmaktan başka çaresi kalamayacağı fikrine katılıyorum diyor. Neyse bu da böyle bir şey. Evet, ne diyorsunuz? Yani Biden'ın rakipsiz olduğu için Erdoğan'la çalışması gerektiğine kani olmuşlar. Bunu üzüntüyle mi, bunu evet. Üzüntüyle mi anlatıyorlar evet, ama? Evet. Yani şöyle bir şey var tabii ama ki. Ama şeyi Erdoğan hakkını teslim ediyorlar aslında değil mi? Alverci diyor değil mi? Aslında seçimden sonrayı görünce soğukkanlı analizi yapabiliyorlarmış demek ki. Ya bu evet. Ne dersiniz? Öncesinde duygularına teslim oluyorlar hayır, demek. Şimdi burada değil mi alverci? Yani belki kelimeler iyi değil ama. Kelimeler iyi değil tabii. Evet. Yine o temsil açısından ama bir ötekileştirme var. Ne yapmadığını görebiliyoruz. Yani şimdi şu nedenle. Bu tür analizleri biz daha sık görebiliriz. 28 Mayıs'ın sonucuna bağlı olarak da tabii ki. Çünkü sonuç olarak Türk halkı
Sayın Erdoğan'ın dış politikası üzerine de aslında bir karar veriyor. Yani seçimde sonuçta Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir karar verirken Sayın Erdoğan'la devam etme kararı verdiği anda onun dış politikasını da bir şekilde onaylamış oluyor. Seçimlerde dış politika her zaman en üst sıraya konmaz, hepimiz biliyoruz. Çünkü aslında sıradan insan kendi hayatını daha çok ilgilendiren politika üzerinden, bütün dünyada öyle, sağlık, ekonomi, günlük hayatla ilgili kültür, hatta çoğu zaman dış politikanın önünde geçer. Ve dış politikada belli bir devamlılık da vardır. Çünkü ulusal çıkarlar hani şak şuk değişmez. Belli bir tercih ve yatırım yapıldığında bu uzun dönemli yapılır diye. Ama bildiğimiz gibi bu seçimde aslında dış politikada kenardan köşeden olmakla beraber merkeze doğru bir şekilde dillendirildi. Burada hem biz konuşmalarımızda söyledik hem de sizin okuduklarınız notlarda var aslında bu. Millet İttifakı veya işte iktidar muhalefet dersek, muhalefet Türkiye ve Batı ilişkilerini iyileştirmekten yola çıktı. Ve dolayısıyla bunun üzerinden dış politikanın sonuçları ile ilgili bir referandum ortamı adeta yarattı. Bu Sayın Erdoğan'la ilgili olarak girilen seçimlerde genelde böyle bir ortam yaratılıyor aslında. Bir referandum havası yaratılıyor. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış ayrı bir tartışma konusu ama böyle baktığımızda 14 Mayıs sonuçları, aynı zamanda parlamentonun sonuçlarını da değerlendirelim. Bir anlamda dış politikayı en azından bu güne kadar gelinen noktada onaylanmış gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda da tabii Türk halkının onayladığı bir dış politika hattıyla karşı karşıya aslında. Yani kamuoyu desteğini almış bir dış politikayla karşı karşıya. Evet. Ya Amerika, Avrupa, mecbur. Çin, Rusya. Evet. Dolayısıyla bu açıdan da baktıklarında Türkiye için yaratabilecekleri maliyetin belli bir sınırı var. Belirli bunu rasyonel çıkarımlar yapmak zorunda kalacaklar ve kalıyorlar. Yusuf Bey, bir Alman gazetesi de şöyle diyor. Diyor ki, tırnak içinde, Erdoğan'ı seviyorum. Bu cümle Almanların kulağına muhtemelen şaka gibi ya da en azından abartı gibi geliyor. Kim ciddi ciddi Merkel'i, Kohl'u ya da Scholz'u seviyorum der ki? Oysa Türkiye'de bunu ciddi ciddi söyleyen yüz binlerce insan var. Reislerini, liderlerini ödün vermeden seviyorlar diye böyle başlayan bir analiz. Böyle analizler de var tabii. Yani bence iyi yerden yakalamış bu arkadaş. Çünkü Türkiye'de de şu anki seçim sonuçlarını hani birinci tur açısından baktığımızda en belirleyici noktanın o nokta olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani toplumun bir kesimi karşımızdaki kişi seçilmesin diye sandığa gitti. Toplumun biraz daha büyük bir kesimi ise bu kişiyi çok seviyorum, benim liderim, o yüzden yeniden seçilmesini çok istiyorum düşüncesiyle ve hissiyatıyla sandığa gitti ve gerçekten de bunun hem o seçmen mobilizasyonunda, seçmenlerin birbirlerini ikna etmek için çaba sarf etmesinde, bütün o süreçlerde çok belirleyici olduğunu söylememiz lazım. O yüzden Alman gazeteci orada hani iyi bir noktadan meseleye yakalamış. Bir kere bu gazetecilik açısından da meseleye baktığımızda Türkiye'de diyelim ki sağ ve sol veya işte muhafazakar, milliyetçi farklı düzlemlerde bazı işte yayın politikasını belirleyen temel kurucu ilkelerden bahsedebiliriz. O yüzden de farklı yaklaşımlar, farklı analizler ortaya çıkabilir ama yani Batı medyasında Türkiye ile ilgili çıkan yayınların 10-15 yıldır hep aynı olmasının ve hepsinde de Erdoğan karşıtlığının ön planda olmasının çok gerçekçi bir tarafı yok. Gazetecilik açısından da yok. Çünkü normal koşullarda herhangi bir ideolojileri olsa bile oturup Türkiye'de kendileri yaşamadığı için, Türkiye ile ilgili kendileri bir lider seçmediği için soğukkanlı ve sağlıklı bir analiz ya da bir durum değerlendirmesi yapmak zorundalar. Bunu uzun zamandır yapmadıklarını görüyoruz ve genellikle de her seçimden sonra bir hayal kırıklığı ya da yine birlikte nasıl çalışacağız tartışmaları devreye giriyor. Ve sonunda da işte Erdoğan, işte biraz önce okuduğunuz metinde olduğu gibi aslında
pragmatist bir liderdir. Hani bir şey verdiğini bir şey alabilirsin moduna geliyor. En belki de en hani gelebildikleri nokta orası. Dolayısıyla burada yani Batı medyasını ben gazeteciliğin evrensel ilkeleri açısından baktığımda asla maruz göremiyorum. Ya çünkü da dış politikanın kendi okuyucularını yanıltıyorlar. Türkiye'ye karşı gerçekten haksız bir Batı'da bir ötekilik, bir nefret duygusunu pompalıyorlar ve bu çok haksız. Çünkü Türkiye böyle değil. Yani Türkiye'nin Batı'ya bakışında bir kategorik bir bakış açısı yok. Yani dengeli, eşit mesafede, eşit ilişki kurabilen bir şey var, çerçeve var. Yani tarihe de baktığımızda bizim yönümüz açısından bakıldığında Batı, ekonomik anlamda ilişkilerimiz güçlü, kültürel ilişkilerimiz güçlü, turizm açısından baktığımızda hem Batılılar için hem bizim için yani o dolaşım süreçlerinde Batı bizim bizde önemli bir yere sahip. Ama bizim burada istediğimiz şey bütün bu ilişkilerin pek çok alanda eşit seyredebiliyor olması. Fakat bu üretilen algılarla birlikte Batı medyasında ve Batı'daki bazı entelektüel çevrelerde çünkü bu kadar yaygın bir propaganda olduğunda bunun içinden çıkabilmek ve dışına çıkıp başka bir şekilde Türkiye'ye daha nötr bakabilmek de zor oradaki insanlar şimdi, açısından ve haksız bir şey oluşturulduğunu böyle, burada bu yönde yani Cumhurbaşkanı konusunda negatif bir propaganda onlar vardı. Şöyle ama, şöyle bitireyim orayı buyurun, isterseniz. Hayır, şöyle bir şey oluyor orada Türkiye ile ilgili. Ya kendi kafalarında oluşturdukları bir Türkiye'de yönetim biçimi ve insan profili var. Yani istiyorlar ki onlar kendi kafalarında işte ne diyelim laik Türkiye, seküler Türkiye, modern Türkiye ve tarihsel olarak kendi tezlerinden vazgeçmiş bir Türkiye. Yani Osmanlı'yı unutmuş, Selçuklu'yu unutmuş ya da ekonomik anlamda güçlü olma iddiasını unutmuş ve kendisine işte bu Marshall yardımları süreciyle birlikte biçilen Batı'nın tahıl ambarı, NATO için bir insan havzası, hani ihtiyaç duyulduğunda bunlarla sınırlı kalan ve özellikle yaşam tarzı açısından bakıldığında Batılılar gibi yaşayan bir şey, insan profili var zihinlerinde. Bunun dışına çıkıldığında ezberleri bozuluyor ve onu kendileri için bir ne diyelim öteki ya da zaman zaman bir düşman gibi tırnak içinde konumlandırabiliyorlar. Yani bu şey hani Türkiye'de muhafazakarlar, milliyetçiler, Atatürkçülerin bir kısmı, yani bu büyük Türkiye hayali olanlar için söylüyorum. Demokratlar, liberaller, yani bunların Türkiye'yi yönetip hem Orta Doğu'da düzen kurucu, barış inşa edici, hem Ege'de, Akdeniz'de kendi haklarını savunabilen, hem de Avrupalıların çizdiği o terörle mücadele sınırlarının dışına çıkıp PKK'nın da FETÖ'nün de Türkiye'ye kim düşmansa onu ezebilen. Ya da Minsk grubunun 30 yıldır çözemediği bir şeyi. Ya da Dağlık Karabağ gibi hakikaten çok kilit rolü oynayıp kritik bir çözen, nokta. Orada Türk dünyasının kesen, haklarını savunabilen, Balkanlarda bir denge unsuru olabilen bir Türkiye'yi ezberlerini bozuyor. Bir yere oturtamıyorlar. Yani Türkiye'de birilerinin bu tarihsel bilinçle de hareket ederek bir büyük Türkiye ya da büyük demeyelim, devlet kapasitesi artmış, güçlü bir Türkiye inşa etme çabasından rahatsız oluyorlar. Bunu kendilerine aleyhine görüyorlar. Aslında bu bence Avrupa'nın ya da Amerika'nın aleyhine bir durum değil. Yani Türkiye'nin burada güçlü olması, oyun kurucu olması, hem bu güvenlik açısından hem Türkiye'nin güvenliği hem Batı'nın güvenliği. Çünkü burada barış sağlandığında, Türkiye'nin etkisiyle Kafkaslar'da bir denge kurulduğunda, Balkanlar'da bir denge kurulduğunda, Orta Doğu'da bir denge kurulduğunda bundan buraları karıştırıp buralarda kaos olduğu için nemalananlar dışında kim rahatsız olabilir? Kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Batı medyası da, Batı medyasındaki ne diyelim ana akım ve ana aktörler de bu duygunun etkisinde kalarak, aslında kalmamaları gerekiyor gazeteci olarak, bu duygunun etkisinde kalarak Türkiye'ye karşı yıllardır yanlış bir pencereden bakıyorlar ve yanlış okumalar bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Enes Bey, şimdi bu neredeyse bir hafta 10 günlük yabancı basın bastım ben ama dediğim gibi hepsini basamadım. Bayağı fazla uzun uzun okuyayım istedim.
Yani bir şey evet işte 200 sayfa ama dediğim gibi 10 günlük plan. Kıta Avrupa'sı var içinde, bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Halbuki daha dünyanın başka ülkeleri de var. Bir taraftan bu bile gösteriyor durumu. İkincisi çok düşmanca yazılar üzerinden bile okunsa Türkiye ne yapıyor o da gözüküyor. Ama şimdi başka bir başlık açmak istiyorum müsaadenizle. Millet İttifakı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de analizler yapıldı. Bu analizlerde şuna çok vurgu yapıldı. İşte Batı yanlısı siyaset, Batı ile yeniden iyi ilişkiler kurma, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurma. Ve bu arada o da ilgi çekiciydi Guardian'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap kurduğu bir rakibi var diye. Kılıçdaroğlu ile ilgili mi? Evet, evet. Vallahi Türkiye'de kamuoyunda bu özelliği hiç bilinmiyor. Evet, kendisi. Ama işte şeyi demek istiyorum. Yani bir taraftan bakıldığında da yani bir aday ne kadar şeytanlaştırılabilirse şeytanlaştırılır. Evet. Bir diğeri de şimdi zaten şöyle bir şey oldu tabii. Şimdi ilk başka turda, bir şimdi Batı basını demin bahsettiğiniz o şeytanlaştırma politikası gereği kim Erdoğan'ın karşısındaysa onu da melekleştirip onu böyle işte pamuklara sarıp büyük demokrat, İşte Türkiye'ye demokrasiyi getirecek lider olarak pazarladılar. Sadece bu seçimde değil, bir önceki seçimde de, ondan önceki seçimde de hep böyle pazarladılar. Yani gözü kapalı neticede o, hiçbir lider analiz edilmez şu, değil mi? Zafiyeti de olabilir, avantajlı. Siyah beyaz, öyle hep sürekli değildi. Siyah evet. Beyaz resimler çiziyorlar evet. Türkiye'ye. Yani bir taraf karanlık, bir taraf Türkiye'nin aydınlık yüzü. Bu söylemi içerideki de satın alıyor. Fakat ilk turun seçimlerden sonra, ilk turdan sonra Kılıçdaroğlu'nun birden 180 derece söylem değiştirip aşırı ırkçı bir adeta söylemi benimsemesi karşısında onlar da bir anda anlayamadılar ne olduğunu. Yani şok oldular. Halbuki yani bu söylemler Millet İttifakı içerisinde vardı. Özellikle yabancılara yönelik olarak, sığınmacılara yönelik olarak, mültecilere yönelik. Bu mesele rasyonel olarak yönetilmeli. Bu başka bir mesele bahsediyor. Yani Suriyeli mülteciler meselesi, sığınmacılar meselesi, Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler meselesi. Bu mesele ciddiyetle ele alınıp bir devlet ciddiyetiyle belli bir plan program çerçevesinde bir rasyoneliteyle sağduyuyla ele alınıp devletin ulusal ve milli tabii ulusal çıkarları çerçevesinde de çözüme kavuşturulmalı. Fakat öyle bir karşı tarafta şey estiriliyor ki hava estiriliyor ki işte mesela adam mesela şu cümleyi Türk vatandaşı olmuş diyelim işte evlenmiş bir Türk'le benim kendi öğrencim var mesela Belçikalı kendisi ve bir Türk vatandaşıyla evlenmiş. Ve yani Belçikalı'nın yani yerli Belçikalı. Öz Belçikalı vatandaş gelmiş Türk vatandaşı olmuş. Eşi Türk. Arap filan değil. Gitmiş oyunu kullanmış ve insanlar ona hakaret Arap ediyorlar. Arap filan değil yani bayağı Belçikalı. Evet. Şimdi insanlar ona hakaret ediyorlar şimdi yani. Bunun tabii kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani Türk toplumu böyle bir toplumu değil. Peki burada mesela bu ithal edilmiş olan bir ırkçılık bize. Bunun nereden ithal edildiğini de söyleyeyim. Bu Avrupa'dan bize ithal edildi. Le Pen tarzı özellikle Fransa'dan ithal edilen bir ırkçılık maalesef. Ve bunu reddetmeliyiz. Niye reddetmeliyiz? Her şeyden önce eğer dindarsanız zaten reddetmeniz lazım. Yani bu İslamiyet'e, İslam dinine uygun bir anlayış değil. Türkçü, Turancı, Türkçü ve Turancıysanız efendime söyleyeyim Türk'ün töresine ters yani kendisine sığınan insanları savaştan kaçan insanları zulmün ve zalimin kucağına atmak hümanistseniz batılı değer yargıları çerçevesinde yaşıyorsanız hümanizme de ters yani uluslararası mülteciler hukuku var sığınmacılar hukuku var buna da ters ha bu şu demek değil kapılarımızı açalım gelen gelsin istediği gibi değil yönetilmeli. Ama ortada o kadar bir şey var. Şimdi demin dediğiniz meseleye dönecek olursak, şimdi öyle bir siyah beyaz resim çiziliyor ki Türkiye ile ilgili. Ondan sonra kendileri de afallayıp kalıyorlar. Halbuki Türkiye'de çok gri meseleler de var. Yani baktığınız zaman tartışma alanları da var. Fakat onlar o siyah beyaz resmi, basit resmi, basitleştirilmiş resmi seviyorlar. Çünkü şeytanlaştırma dediğiniz şey bunun üzerinden çalışır. Yani bir iki cümle buradan okuyayım istiyorsanız üstüne söyleyin sonra araya gideceğiz zaten. Genç kadınların artık sokağa yalnız çıkmayacağının, çıkamayacağının farkında mısınız? Türk muhalefetinin Cumhurbaşkanı adayı daha önce nadiren bağırdığı gibi bağırıyor. Devam etmiyorum ama bu tabii çok şey maalesef çok hangi çirkin şeyde? Cümleler var. Bir Alman gazetesi ve diyor ki
Artık yumuşak kalpli söylemler yok, korkuya odaklanıyor. Odak noktası milliyetçilik, mülteci politikası. Hatta enflasyonu bile bu bağlama yerleştirdi. Ekmek fiyatı iki katına çıkabilir, sonra da işte sığınmacılar sağa sola saldırabilir benzeri tasvirler. Yani bu söylemin satın alınmıyor Türkiye'de. Yani bu Türkiye'de geçmişi irtica geliyor. Türkiye İran olacak, Türkiye işte bilmem nere Suudi Arabistan olacak söyleminin bugünkü devamı ve dışarıdaki uzantısı. Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede 20 yıldır iktidar. İstanbul'da 94'te belediye başkanı oldu. Başka şehirlerde Refah Partisi o dönemde Ankara'yı kazandı. O dönem hatta bugünlerde bir, o dönemin TRT'sinin yaptığı bir röportaj yansıdı sosyal medyaya. İşte sokakta insanlarla röportaj, insanlar korkutulmuş. İşte gelecekler tramvaylarda kadın erkek ayıracaklar. Hatırlayın Tayyip Erdoğan seçimlere girdiği zaman böyle bir söylem vardı. Ya bu dediğiniz şeyleri böyle bu ülkede böyle bir şeyin olması mümkün değil. Fakat bu korkuları kaşıyarak ve bu korkular üzerinden oy konsolide eden, seçmen korkutarak seçmenini sandığa taşımaya çalışan siyasi partiler ve liderler var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o açıklamayı yaptıysa işte buna oynamaya çalışıyor. İşte bu, bir de unutmamak lazım. Türkiye ilk kez de göç almıyor. Ya, yani, tarih boyunca yani, burası öyle değil mi? Osmanlı da öyle, Türkiye öyle. Cumhuriyeti de öyle. Ama soğuk savaş sonrası araya da gidelim, ilk kez göç almıyor. Dönüşte devam edelim isterseniz. Çünkü bir de şu var, Berlin'in muhalefete oy verilmesi çağrıları Erdoğan'ı güçlendirir diye bir başlık da var. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Şimdi dışarıdan içeriye doğru da yavaş yavaş gelelim. Zaten dışarıdaki işte birinci tur sonraki yorumlar zaten içeride de malum konuşacağımız mevzular. En son araya gitmeden önce Millet İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelen kaçaklar kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan vatanını seven sandığa gelsin benzeri beyanlarının dışarıda da eleştirildiğini söyledim vicdanım. Ama bu dil Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir dil değil. Yani sol partilerde bu dil yok kıta Avrupa'sında. Ama ırkçı sağ var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, bu üzerinde durulması gereken bir şey. Durulması gereken bir şey çünkü bir kere kişisel olarak söylüyorum bunu, kötü bir dil. Yani burada bir güvenlikleştirme yapılıyor aslında. Batı'da bu güvenlikleştirmenin eleştirilmesi... Çirkin bir dil. Evet, maalesef. Güvenlikleştirilme yapılıyor. Bunu aslında mülteciler üzerinden yapıldığını biz biliyoruz. Bu seçim sürecinde de yapıldı. Mülteci sadece bir de ya da yani ne bileyim o ülkenin vatandaşı olup... Yabancı. Ya da yabancı görünen. Yani yabancı tabii. Görünen, yabancı olmayabilir, yabancı görünen. Almanya'da da biz bu dili görüyoruz, evet. Fransa'da da görüyoruz, Avusturya'da keza görüyoruz. Ötekileştirilebilecek potansiyelli görünenler üzerinden bu güvenlikleştirici dil kullanıldı. Güvenlikleştirme yani belli bir konunun siyasetin dışına çıkartılıp militarize edilmesi hem yani kıta Avrupa'sının yaşadığı tecrübe dolayısıyla ırkçılık ve 2. Dünya Savaşı'nın o hatıralarıyla örtüşüyor. İşte bize de ithal geldi dedi Enes Bey ki doğru. Evet, Türkiye'deki yani elbette ki sağ sol ve hatta sağ ve sol içerisinde radikal unsurlar tabii Türkiye'de de her ülkede olduğu gibi var. Ama bu tür bir ilerlemeciliğin sonundaki bu tür bir radikal, ırkçı hat Türk toplumunun yapısı içerisinde olan bir hat değil gerçekten. Ki çok gerçekten. Göç almış. Biraz evvel vurguladınız. Osmanlı döneminde de çok göç almış. Çok, bütün mazlumları kucaklamış bir coğrafya soğuk burası. Soğuk savaş sonrasında Anadolu. Da göç ilk değil. Yani baktığımızda Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrasındaki göç dalgasına hepimiz hatırlıyoruz. Var. Balkanlardan sonra. Yani Balkanlar, Kafkaslar var. Ve yani... Zaten imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarına da destek veren bir göç var
buraya, ama o hadi imparatorluğun yıkılması ve ulus devleti dönüşme süreci diyelim. Ama baktığımızda soğuk savaş sonrası dönemde de ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir kriz değil. Türkiye jeopolitik konumu vesaire dolayısıyla ve aynı zamanda da politikası dolayısıyla, yani Türkiye cömertliği, şefkati, bunları siyasi olarak bir diplomasi aracı olarak kullanmayı tercih etmiş bir ülke. Buna yatırım yapmış. Bununla ilgili bir kavramsal ve insan kaynağı oluşturmuş bir ülke. Yani bu sadece bir anda karar verip ben etik dış politika benimsiyorum diyerek yapacağınız bir şey değil. Bununla ilgili bir kaynağınızın olması lazım. Sizin kamuoyu ve devlet katında bir uyuşmanın olması lazım. Bununla ilgili bir siyasi hikayenizin olması lazım. Tahayyülünüzün olması lazım. Tarihsel bir hikayenizin olması lazım. Dolayısıyla bunların hepsi vardı. Bunlar Türkiye'de olduğu için zaten Soğuk Savaş sonrası dönemde hem Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Beyaz Ruslar geldi işte mesela. Rus da geldi. Ruslar da geldi. Hem Körfez Savaşı hatırlayalım. Evet. Körfez Savaşı ile Birinci Körfez Savaşı ile gelenler. Geldi. Yani dolayısıyla ilk kez biz farklı diye nitelendirilen Bulgaristan'dan gelenler. Geldi. Yani farklı diye nitelendiren insan gruplarıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Türk toplumu o kadar çabuk korkuya kapılacak bir toplum değil. Bununla ilgili bir siyasi tecrübesi var. Evet. Yani hem devlet adı anlamında bir siyasi tecrübesi var ama aynı zamanda toplum açısından bir siyasi tarihsel tecrübesi var. Nenesinden dedesinden işittiği göç olayları var. Değil bir mi? Anlayışımız var bununla ilgili. Bu anlamda da nevi şahsına münhasır bir ülke. Yani bununla da gurur duyabiliriz. Çünkü bu iyi bir hikaye aynı zamanda. Bizi farklı yapan bir hikaye ama iyi bir hikaye. Ama güvenlikleştirici değil. Korkuyu ve bir referans noktası üzerinden korkuyu ortaya koyarak aslında bu hikayeyi de bozuyor. Yani evet, diyor ki toplum tehlikede. Çünkü genelde bu son mülteciler ya da yabancılar ya da işte yabancı görünenler üzerinden yapılan güvenlikleştirme toplumu referans olarak alıyor devletten ziyade. Ve toplumun üzerinden, toplumsal değerlerin kaybolma riski üzerinden bir korku, aşırı bir korku yaratıyor. Ama aynı zamanda bizim hikayemizi de bozabilir bu yaratılan korku baktığımızda. Güzel, farklı olan hikayemizi bozabilir. Şimdi bu konuda teşebbüsler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu konuda saha çalışmaları da yapıldı. O dil mesela işte nasıldı? Eli kanlı terörist kardeşlerim. Yani dil sürçmesi değil. 3-5 sefer. Ya da işte Romenler siz asırlardır buradasınız ama işte filancalar geldiler sizin bütün elinizdeki hakları aldılar. Sonra işte Türkler siz üniversiteye sınavlı giriyorsunuz ama girilmiyor. Yani bu konuda aslında kıta Avrupa'sında duyduğumuz pek çok cümleyi duyduk Türkiye'de. Ama çok şükür ki herhalde sizin söylediğiniz tecrübe insanların buna bu dili. Toplumda bir direnç var tabii ama güvenlikleştirme de, evet, güvenlikleştirme de güçlü oldu. Bir şey. Onu unutmamak lazım. Yani güçlü bir şey, güçlü bir siyaset. Batı'nın aslında eleştirmesi gereken bir siyaset. Çünkü eleştirer Batı literatürü dediğimiz şey bu güvenlikleştirmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini de yıllarca yazdı, çizdi. Bugün bu kadar sessiz kalınması buna ilginç, bu ayrı. İkincisi demin verdiğiniz, yani en son örnek üzerinden verdiğiniz cümle, yani işte kadınlar, kızlar, bunlar aslında toplumla özdeşleştiriliyor bu anlamda ama aynı zamanda kurban konumuna konuluyor. Yani sabahtan akşama toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptıktan sonra bu tür bir dilin kullanılması da son derece sorunlu. Bunlar hep aslında söylemin içerisinde pratik olarak ya pratik nedenlerden, o pratik neden de aslında parlamento seçimleri sonucunda görünen bir şey, milliyetçilik yükseldi. Yani bu evet, yükselen ama bu dil eskiden marjinaldi, şimdi eğer ana muhalefet liderinin ya da Cumhurbaşkanlığının favori iki adayından birinin dilinde duyulur olunca nasıl karşılıyorsunuz? Belki şöyle. Lütfen. Şöyle bir durum var. Şimdi Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tabii seçimlere birinci tura öyle bir hızlı girdi ki o viraja. Kazanacağız, 55'te alıyoruz diye.
Fakat birinci turun sonunda bunu alamadığı gördü. Virajı alamadılar. Ya uçuruma yuvarlanacaklardı. Uçuruma yuvarlanmamak için çok sert bir şekilde direksiyonu kırdı. Ve savruldu. Yani uçurumdan uçmayayım dedi ama bu sefer gidip duvara toslayacak. Bu söylemler bunu gösteriyor. Şimdi Türkiye açısından riskli değil mi? Riskli, çok riskli. Neden riskli? Şundan dolayı riskli. Şey bir ağızda, yani dediğim gibi şimdi, marjinal bir siyasi parti liderinin değil. Şimdi bir toplumsal bir meseleden, sorundan bahsediyoruz. Siyasetin hedefi, siyasetin sorumluluğu, hükümetlerin, devletin sorumluluğu, toplumun taleplerini sağduyulu bir şekilde, rasyonel bir şekilde, akılcı bir şekilde, ulusal çıkarlara uyumlu bir şekilde bunlara yönelik politikalar geliştirmektir. Şimdi ortada böyle bir meselemiz var. Yani toplumda böyle bir konsensüs oluşmuş. İşte sığınmacılarla ilgili, mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili bir sorun olduğuyla ilgili bir algı. Bunun önemli bir kısmı yurt dışından, terör örgütleri tarafından, FETÖ, PKK ve yurt dışı istihbarat örgütleri tarafından kaşınıyor. Bir de bu sürekli tabii Türk topluma böyle bir korku zerk ediliyor. İşte sınırda yüz binlerce Afgan yürüyorlar, Türkiye'yi istila edecekler falan gibi. Bunun maddi bir temeli yok, gerçekliği yok. Türkiye-Suriye sınırı kapatılmış durumda. Yani Suriye'den Türkiye'ye geliş gidişlerde çok son özellikle 3-4 yıldır çok sıkı kontrol altında. Geri dönüşler var daha çok. Şimdi bu kaşınıyor, bu korku. Ama böyle bir toplumda algı oluşmuş. Şimdi buna nasıl cevap üreteceğiz? Bir, buna akılcı, rasyonel bir politikayla, uygulanan bir politikayla mı cevap vereceğiz? Ya da toplumu histerik bir hale sokan ve sokakta insanların birbirine şüpheyle baktığı, birbirine üzerine yürüdüğü, efendim yabancıların, yabancı olduğu için sırf şüpheli hale geldiği bir meseleye mi dönüştüreceğiz bunu? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun savrulduğu nokta burası. Şimdi kullandığı dil, Marine Le Pen'in kullandığı değil, Geert Wilders'in kullandığı değil. Yani kadınları diyor sokakta yürüyemez hale geliyor. Bu batıdaki aşırı sağcıların ve ırkçıların kullandığı söylemdir. Yani kadınlarımız, beyaz kadınlarımız Müslüman, tehdit altındalar. Müslüman erkeklerin tehdit altında söylemi çok kullanılır bunlar arasında. Efendime söyleyeyim, Sessiz İstila diye bir film çekildi Türkiye'de. Fransa'daki Grand Replacement, büyük yer değiştirme. Bu kitabı yazan aşırı sağcının kullandığı söylemleri kopyaladılar, Türkiye'ye getirdiler. İşte Renan Kemal söyledikleri, oradan oraya sağ söyledikleri geçmiş. Şey de şu, Türkiye 30 yıl içerisinde demografisi değişecek. O da aynısını söylüyor. Şunu söyleyelim, ya Fransa Türkiye Cumhuriyeti yani. Devleti o kadar zayıf, efendime söyleyeyim 3-5 tane mültecinin gelmesiyle demokrasisi değişebilecek, efendim esir alınabilecek, istila edebilecek bir devlet midir? Yani siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz? İşte o da Fransa şey olabilir için aynı şeyi Fransa söylüyor. Için tabii aynısını söylüyor. Sömürgeye dönüşecek diyor Fransa şimdi, diyor. Dolayısıyla bu kitlelerin psikolojisiyle oynayan bir durum. Ama şimdi meseleyi iki adım geri adım atalım ve şöyle bakalım. Şimdi Türkiye'nin, hocam bahsetti, birkaç mesele var. Bir göç meselesi var, bir de sığınmacılar meselesi var. Göç meselesinde Türkiye tarihsel olarak baktığınız zaman göç alan bir ülke. Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Doğu Türkistan'dan alamıyor. Hatta Bosna Savaşı sırasında Bosna'dan insanlar geldiler. Bu arada Almanya'ya da 1,5 milyon göçmen alındı şimdi, yani onu da bilelim. Şimdi onu söyleyeceğim. Hem göç alan bir ülkeyiz hem göç veren bir ülkeyiz. Yani bir taraftan da göç veriyoruz. İnsanlarımız batıya çalışmaya gidiyorlar. Özellikle 60'larda 70'lerde işçi olarak gittiler. Şimdi daha çok kalifiye insanlarımız gidiyorlar. Bunlar bir kısmı da geri dönüyorlar Türkiye'ye. Gidenlerden kadar gelenler de var. Yani orada eğitim alıp Türkiye'ye dönenler de var. Bir de Türkiye transit bir ülke. Yani doğumuzda güneyimizdeki ülkeler Türkiye üzerinden coğrafi olarak baktığınız zaman Avrupa'ya geçiyorlar. Geçerken de Türkiye üzerine bazen bir dönem kalıyorlar ama geçiyorlar, Avrupa'ya geçiyorlar. Bir taraftan da transit. İşte Türkiye bunu kontrol altına almaya çalışıyor. Şimdi bunu akılcı politikalarla kontrol altına alabilirsiniz. Bizim aynı zamanda belli miktarda kalifiye olmayan işlerde çalışacak olan göçmenlere de ihtiyacımız var. Yani işte çobanlık gibi, bazı ağır işlerde gibi, tarım işleri gibi işlerde kendi vatandaşlarımız artık çalışmak istemiyorlar. Ama bu işletmelerin devamiyetini sürdürmesi lazım Türkiye'de yani bir zenginlik yaratabilmek için bu topluma. Dolayısıyla işin bu boyutu var. Bir de şimdi, şeyi hatırlamak lazım, durup dururken gelmedi bu insanlar yani. Üzerlerine kimyasal silah dahi boşaltılan insanlar değil mi? Sınırımızın. Şimdi bu göç boyutu, savaş oldu. Bu illegal göç boyutundan bahsediyorum. Legal olan boyutu var. Yani insanlar evlilik yoluyla geliyorlar. Vatandaşlık Türkiye'de belli süre çalışıyorlar. Belki efendime söyleyeyim çok iyi yüksek maaşlı şirketlerde çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin böyle kalifiye insanlara da ihtiyacı var yurt dışına. Evleniyor ya da 4-5 sene çalıştıktan sonra belli işte şartları yerine getirdikten sonra vatandaş olma. Bu vatandaş olma böyle bir pat diye olan bir şey değil. İçişleri Bakanlığı'na başvuruyor ve uzun bir süreçten geçiyor.
bir güvenlik kontrolünden geçiyor. Ondan sonra vatandaş olabiliyor. Yani ben tanıdığım yabancılar var. Türkiye'de gelip hadi diyelim Arnavut kökenli. Türkiye'de üniversite bitirmiş. 10 senedir Türkiye'de yaşıyor. 2 yıldır bekliyordu vatandaşlık için. Yani süreç devam ediyor. Ya da bir güvenlik kontrolünden geçiyor. Yapmış, böyle herkese yani. Türkiye Fenerbahçe'deki vatandaşlık dağıtmıyor. Yani böyle bir insanlara korku zerk ediliyor. Her bir vatandaş olmaya karar veren insan için de bu karar kolay bir karar değil. Yani vatandaş olmaya, onun sorumluluğunu almaya, onun sorumluluğunu yerine tabii getirmeye karar veriyor. Yani bu hani böyle vatandaşlar gir çık kolaylığında olan bir şey değil. Yani sanki böyle kimlik kağıdı dağıtılıyormuş gibi bir mesele gibi anlatılıyor. Bu değil. Şimdi işin bir de mülteci boyutu var. Mülteci ve sığınmacı ikiye ayırmamız gerekiyor. Türkiye kendi doğusundan mülteci kabul etmiyor. Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu şerh gereği. Mülteci demek ülkenize ilticaya başvurusu yaparsa ona belli haklar veriyorsunuz, koruma altına alıyorsunuz. Türkiye geçici misafir statüsü verdi Suriyelilere. Biz doğumuzdan mülteci kabul etmiyoruz. Suriyeliler de mülteci olarak uluslararası hukuka göre tanınmıyor Türkiye'de. Sığınmacı olarak. Burada da bir savaş çıkmış. Bu insanlar bu savaş neticesinde önemli bir kısmı da kadın ve çocuk olarak Türkiye'ye sığınmışlar. Şimdi Türkiye bunların Suriye'ye geri dönmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Ne yapıyor ona bakalım. Ama rızalarına uygun olarak tabii. Ne yapıyoruz? Bakın her şeyden önce şunu yaptık. Değil. Bir, şimdi ister istemez Suriyeliler meselesi Suriye'de kurulacak olan düzenle ilintili olan mesele. Bundan sonra nasıl bir düzen kurulacak? Ve o düzen içerisinde PKK'nın yeri ne olacak? Aslında zurnanın zırt dediği yer burası. Yani Suriye'nin kuzeyinde biz PKK'yı temizliyoruz. Ve orada güvenli tampon bölge oluşturuyoruz. Bunun için de çok ciddi mücadele verdik. DAEŞ'e karşı operasyon yaptık. PKK'ya karşı operasyon yaptık. İdlib'de buradan Türkiye'ye tekrar bir göç dalgası olmasın diye Suriye rejimine karşı operasyon yaptık. Buradaki dalgaları durdurmak ve buraları güvenli bölge haline dönüştürmek için. Bunu büyük ölçüde başardık. Ve şimdi buralara önemli ölçüde Suriyeliler geri döndüler. Ve burada 1 milyona yakın biriket ev yapılıp bu evlere bu Suriyelilerin dönmesi bir kısmı döndü. Sağlanacak. Böylelikle Türkiye'nin güneyinde, tabii, Suriye'de rızaları dahilinde. Evet, çünkü bu insanlar da vatanlarına dönmek lazım. İstiyorlar ama belli bir güvenlik ve şey içerisinde dönmek istiyorlar. Burada bir tampon bölge oluşturuyoruz adeta. Yani PKK'nın oraları hakim olamayacağı bir bölge oluşturuyoruz. İki, onun ötesinde ne yapılıyor? İran'la, Rusya'yla ve Suriye rejimiyle bir mekanizma kuruldu. Moskova'da görüşmeler yapılıyor. Suriye'ye de bir çözüme ulaşılmaya çalışılıyor. Ulaşılırsa eğer, bu insanların güvenliği sağlanırsa daha fazla sayıda insanın yoksa da... Yoksa kimse ateşe atılamaz. Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bakın yani Suriye'de şu anda Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde insanların can, mal, emniyeti yok. Göz altında kayboluyorlar. Efendime söyleyeyim, malınıza, mülkünüze el konuluyor. İşkencelerden geçiriliyorsunuz, yok ediliyorsunuz, kayboluyorsunuz, gidiyorsunuz. Hiç kimse hesabını i̇şte soramıyor. Yaşadılar. Yardım yoktu, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Devletsiz bir toplum. Çökmüş bir devlet. Yani failed state diyoruz bunu uluslararası hukukta. Dolayısıyla şimdi ortada iki vaat var. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ben Kemal, bana güvenin, 2 yıl içerisinde Suriye'ye dönecekler. Nasıl dönecekler? Cevap yok. Plan yok. Artık 2 yıl demiyor yalnız. Proje yok. Diğer tarafta hükümetin uyguladığı belli bir plan çerçevesinde bir kısa ve uzun vadeli bir politika var. Peyderpey bunları. Akılcı ve rasyonel olan bu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemediği bir nokta var bakın. O da diyor ki aslında söylemek istediği şey şu. Ben Esad'la oturup anlaşacağım ve bunları göndereceğim diyor. Bir, bu uygulanabilir değil. Yani bu insanları zorla buraya gönderemezsiniz. Gerçekten göndermezsiniz bu 3,5 milyon Allah insanı. Allah korusun, çok büyük bir drama. Bu bir büyük bir sorumluluk. İnsanlık felaketi olur evet, böyle. İkincisi, daha önemlisi, zaten Esad istemiyor bunları bir taraftan da. Çünkü o bölgeleri boşaltmış, haksızlaştırmış. Dolayısıyla onu ona ikna etmek zorundasınız. İkincisi de bunun karşılığında Suriye'nin kuzeyinden askerleri çekecek. Yani Türk askerini çekecek Sayın Kılıçdaroğlu. Çektiğiniz zaman o bölgeyi PKK'ya bırakmış oluyorsunuz. Yani siz mültecilerin bir kısmını göndermek adına... Hepsini de gönderemeyecek büyük ihtimalle. Göndermek namına Suriye'nin kuzeyinden askerinizi çekeceksiniz ve Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, milli güvenliğini ilgilendiren meselelerde hiçbir söz sahibi olmadan buradan bunları çekeceksiniz. Tam bir fecaat. Yani bu konuyla ilgili tam bir şeye götürecek Türkiye'yi. Fiyaskoya götürecek bir olan de, bir politika. Tabii Allah korusun. Yani insanın gözünde canlanıyor böyle zorla insanların sınır dışı edilmesine dair bir ton film var. Şimdi gördüğümüz, izlediğimiz ama bu konuşmalardan ve tasvirlerden
Bakın şu yapılıyor mesela, Türkiye'deki Afgan göçmenler, Afganistan'dan gelen göçmenler, Türkiye'de yakalananlar sınır dışı ediliyorlar. Afganistan'a iade, düzensiz göçmen. Çünkü Afganistan'da şu an bir savaş yok, bitmiş. Güvenli bir bölge olarak kabul ediliyor. Evet. Pakistan'dan gelen ya da başka bölgelerden gelenler ülkelerine iade ediliyorlar. Uçakla geri gönderiliyorlar bunlar. Toplama merkezlerine toplanıp gönderiliyorlar. Ama Suriyeliler meselesi başka bir mesele. Rasyonel, akılcı, uygulanabilir, insani bir çözüm gerekiyor. Bunun için de gerçekten ciddi bir irade ve uzun vadeli bir politika gerekiyor. Orta ve uzun vadeli bir politika gerekiyor. Burada maalesef muhalefetin sadece kısa vadede ben bu oyları alabilir miyim diyerek bir anda kalp işareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaları yumrukladığı ve Marine Le Pen tarzı bir siyaset ortaya koyduğu bir düzleme geldik. Yusuf, bu çok gerçekten düşündürücü ve kötü. Bence Kemal Kılıçdaroğlu için çok kötü bir son. Yani Yusuf bir son kötü bir finish bu yani. Şimdi, yani yarışı böyle bitirmesi gerçekten onun açısından kötü diye düşünüyorum. İletişimci olduğunuz için soruyorum. Demokrat olarak bitirecekti ama. Birinci tur. Le Pen oldu. Le Pen. Günün sonunda, birinci evet. Tur öncesi işte mesajları vardı iki ittifakında. Ama şimdi Millet İttifakı'ndan söz ettik. Ve birinci turla tutarsız olduğu için daha fazla konuşuyoruz ama... Bu kadar çok söylem değişikliğini seçmen ve seçimler bu yükü kaldırabilir mi? Ne dersiniz? Kaldıramaz. Yani onun cevabı çok net. Ve sıralar mısınız? Ne değişti? Neydi? Ne oldu? Neydi? Ne oldu? 180 derece bir mesela, söylem değişikliğinin bu kadar kısa zaman içerisinde seçmen tarafından algılanması, anlamlandırılması ve kabul edilmesi zor. Yani ancak tam inanmışlar. Tam net ideolojik taban üzerinde belli bir etkisi olabilir. Onun dışındaki etkisinin çok sınırlı olacağını, tam aksine yani bugüne kadarki söylemlerinden dolayı Kemal Bey'e oy vermiş ya da verme eğiliminde olanlarda da çok büyük soru işaretleri doğurabileceğini söyleyebiliriz. Peki bakın o tabana biraz, 6 partiye, masaya. Şöyle bir şey yapalım orada. Yani bir kıyas yapalım, karşılaştırma yapalım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın söylemine baktığımızda ve kurucu partilerine baktığımızda ortada net bir tablo var. Yani politikası belli. Normal, yani normal koşullarda demeyelim de, yani küresel ölçekte oluşturulan işte ana literatürlere göre aslında milliyetçi, muhafazakar siyasi partilerin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın mülteciler konusunda daha dışlayıcı, daha ötekileştirici görünüyor olması gerekir. Fakat Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'nin tabii kendi nevi şahsına münhasır özellikleri var. Türkiye'de Cumhur İttifakı hem Sayın Erdoğan, hem Sayın Bahçeli, hem de diğer ittifak üyelerine baktığımızda Suriyeliler meselesini düşmanlaştırıcı, dışlayıcı, bunları ne olursa olsun kovalım, sınırlarımızın dışında orada bir işkencehane olsa bile, bir iç savaş olsa bile bunlara getirelim, sınırın oraya atalım denmiyor. Ne deniliyor? Enes Hoca orayı çok iyi anlat. Yani bir plan ve program içerisinde Suriyelileri de burada isken politikasına tabi tutmadan, çünkü onlara mülteci statüsü vermiyor Türkiye. Yani onu, o kısmı Enes Hoca anlattı. Ama bir plan ve program var bunları göndermek için. Sayın Oğan'ın da Erdoğan lehine yaptığı açıklamada bu kısma vurgu yaptı aslında. Yani mülteciler başlığı vardı o anın, biliyorsunuz. Evet. Bu kısmı o da vurgu yaptı. Yani bu böyle bir plan ama olduğuna. O da o şemsiyeye uyum sağladı. Yoksa kendi duruşunu dikte ettirmedi neticede. Dikte ettirmedi ama onun da istediği bir plandı. Tabii ki Zafer Partisi'nin planıyla Erdoğan'ın partisi plan arasında tabii ki fark olmak zorunda. Ki o farkı da Sinan Bey de kabul edip orayı desteklediğini görüyoruz. İlla kendisi de mutlak öyle düşünüyor olmayabilir ama bir plan ve program çerçevesinde Suriyelilerin gönderileceği konusunda ikna edildi demek ki Sinan Bey'e. Aslında şöyle bir örnek verebiliriz hocam. Mesela şimdi depremle ilgili şöyle bir durum var. Deprem bölgesine gittiğiniz zaman insanlara sorduğunuz zaman bu bölgeyi tekrardan kim ayağa kaldırabilir? Zaten İlk turda da o sonuç ortaya çıktı. Deprem ezici çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan diyor. Yani kim bu sorunu çözebilir sorusunun cevabı olarak. Mültecilerle ilgili de ortada iki vizyon var. Yani bir Erdoğan'ın bir vizyonu var mülteci meselesini çözmekle ilgili. Bu tarafta da
sağa sola savrulan aşırı radikal bir söylem var. Evet. Dolayısıyla hangisi gerçekçi, hangisi uygulanabilir? Esas soru burada bu. Ama bu arada bir de katlanılması gereken insanlar topluluğu gibi de bir şey düşünülmemesi gerekiyor. Kimsenin evinde kalmıyor neticede Suriyeli göçmenler. Ya şimdi o konu... Biraz hayır, bu böyle konuştukça ya şöyle, Suriyeliler konusunda Türkiye'de bir toplumsal hassasiyet var. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani bölgeye gittiğinizde de, Gaziantep'e gittiğinizde de, Urfa'ya gittiğinizde de, İstanbul'da da, Türkiye'nin farklı noktalarında da, mülteciler konusunda, yani sığınmacılar konusunda, Suriyeliler konusunda bir hassasiyet var. Ama bu hassasiyet Zafer Partisi'nin ya da Kemal Bey'in 14 Mayıs'ta seçimi kaybettikten sonra ikinci tur öncesinde belirlediği söylemle özdeş bir hassasiyet değil. Yani evet, bir hassasiyet var. Birçok alanda başlık açılabilir ama bunların da böyle tutalım, otobüse dolduralım ve sınır ötesine bırakalım, gözyaşı, kan, işte figan, feryat olsun. Ya ben söyleyelim adını, tehcir etmekten söz ediyorum. Böyle bir şey Türkiye'de toplumda bu yok. Zaten bu olsaydı sandıktan yani Erdoğan aleyhine çok yüksek bir şey çıkmış olması gerekirdi. Böyle değil. Enes Hoca'nın anlattığı gibi yani Erdoğan'ın ortaya koyduğu planı toplum büyük ölçüde kabullenmiş durumda. Bir de tabii Yusuf Ama Suriyeliler burada kalsın. Suriyelileri göndermeyeceğiz. Buna da karşı toplum. Yani hayır, bunu da çok yerde görebiliyoruz. Pratikte yalnız şunu görüyoruz. Yani bu konu maalesef çok başka yerlere çekiliyor ama evet, söylediğiniz hassasiyet olsa bile netice itibariyle insanlar mahallelerinde sıkıntıda olan insanlara yardımcı olmaya çalıştılar ve doğru, çalışıyorlar. Söylense bile çalışıyor. Bu Türkiye'nin çok önemli bir duygusu ve muhafaza etmesi gereken bir hissi. Ve tabii Allah korusun hiç kimseyi tehcir. Evet. Uluslararası hukuka da aykırı bu arada yani. Tabii, onu da söyleyelim. O duygu bizim yani Türkiye'de toplumun çok büyük kesiminde var. O dediğiniz yardımlaşma, eşyasını paylaşma, yiyeceğini biraz onları paylaşma, hatırlamamız gerekiyor dayanışma, yani oradaki Suriye'de Esed'in işlediği katliamlar, cinayetler, oradaki trajedi, toplum bunları gördüğü için zaten bu yaşadığı, bu bir şoktur aslında toplum için. Yani bir anda evinize 3 milyon başka bir ülkeden insan geliyor ve bunlara bir miktar Afgan vesaire de var. Ama toplum siyasi iradenin burada aldığı kararları, arada kaç seçim geçti bakın. Yani 2012'den bu yana biz bu mevzuyu konuşuyoruz. Bir de öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Allah korusun her an her şey değişebiliyor. Kimse evini barkını bırakıp başka bir ülkeye gitmez, tabii ki. Bayıla bayıla gitmez. Bunu orada hiç unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle şunu şuraya getirmeye çalışıyordum. Yani bu Cumhur İttifakı'nın pozisyonu bu. Yani bu pozisyon 2012 yılından bu yana Erdoğan özelinde baktığımızda mülteci meselesi Türkiye'de tartışılıyor olmasına rağmen 7-8 seçim mi, kaç seçim oldu? Hepsini birinci bitirmeyi başardı, kazanmayı başardı Sayın Erdoğan. Bu seçimde de bu meseleye dair bir plan, program açıkladığı için yine birinci bitirdi. Meclisi kazandı, diğerinde de ikinci tura kaldı. Şimdi burada esas tezat şu. Kendisini Avrupa Birliği ile uyumlu gösteren, NATO ile uyumlu gösteren, AB normlarıyla uyumlu çalışacağım diyen ve tırnak içinde kendisini demokrat olarak hem Türkiye içinde demokrat ve biraz da sol olarak tanımlayan ve Türkiye içinde ve yurt dışında kendisini böyle anlatan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafındaki altılı masa seçimden sonra bir anda mülteci karşıtı şahin politikalar yöneldi ve her tarafa böyle bir ne diyelim, tehciri andıracak, gidecek falan filan gibi böyle. Yani onları düşmanlaştırıcı. O Almanya'da yani o gariban, Türklere yönelik yani o gariban mülteciler üzerinden oy devşirmeye çalışan bir şey. Bir söyleme büründüler. Şimdi ortak mutabakat metninde altılı masanın mültecilerle ilgili maddeler bu çerçevede değil. Şimdi Zafer Partisi ile ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu var. O rapor da orada da değil. Veli Ağbaba'nın hazırladığı, ilgili anlattığı, evet, böyle bir şey yok. Hatta böyle şeylere dikkat çekiyor yani. Bunları kınıyor. Evet. Rapor. Şimdi altılı masada Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte liberal özellikleri olan, muhafazakar özellikleri olan
belki bir miktar İslamcı özellikleri olan, Suriye politikasında Davutoğlu'nun Erdoğan yönetimindeki rolünü, hani o zamanki rolünün pozisyonunu da biliyoruz vesaire. O partilerdeki diğer işte ne diyelim küreselci aktörlerin de hani bakış açılarını biliyoruz en azından bu konuda. Şimdi böyle bir ittifak içerisinde Kemal Bey'in Zafer Partisi'ne teslim olması demek, yani Zafer Partisi'nin Zafer Turizm politikalarına teslim olması demek, hani 180 derece dönüş ama yani çok büyük bir fren kırma olarak algılanır ve bunun sadece seçmende değil, masadaki bu diğer Deva Partisi, Gelecek Partisi açısından da bence çok ciddi anlamda sorun teşkil edeceğini düşünüyorum. Hem demokrasi dışına çıkma anlamında, hem faşist yani diyebileceğimiz böyle çok sert ultra bir yaklaşıma yönelme anlamında, hem de bazı partilerdeki o İslamcı, yani biraz da ümmetçi yaklaşımın da dışına çıkacak çerçevede bir politika noktasına doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bunun masada başka kırılmalara da neden olabilir. Dün ya da önceki gün müydü? Gelecek Partisi kurucu 11 üyesi. Evet, dün. Bu politikalardan ve bu sert dil değişiminden, dönüşümünden dolayı partilerinden istifa ettiler. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu iki taraftan da kaybedebilir. Yani öyle bir riskle karşı evdeki karşıya. Dimyata pirince giderken tabii, evdeki iki taraftan da kaybedebilir bir... ve söylemsel olarak da kendisini daha önce Amerika'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye işte demokrat sunma çabaları vesaire konusunda nispetle tanımlarken şimdi aşırı bu konularda sağ... dengeli bir dili vardı. Burada da mesela farklı bir yöne doğru evrildiğine dair çok fazla burada tabii en büyük... Pardon, buyurun. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Burada tabii bu alternatif Suriyeliler politikası sunulurken sadece söylem düzeyinde tutarsızlık yok. Politik düzeyde de bakarsak eğer... Mesela? Yani şu anda mesela Orta Doğu'da Suriye'deki rejimde belirli ülkelerin normalleşme sürecine girdiğini görüyoruz değil mi? Şu anda Arap Birliği olsun. Bunun üzerine Brüksel'den gelen tepkilere bakın. Biz Suriye rejimiyle normalleşmeyeceğiz diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de hala yaptırımları sürdürme kararlılığında. Bunun temel sebebi ne Suriyeliler tabii, ne bölge, ne başka bir şey. Burada ne de tabii, Esad. Ne de Esad. Tabii burada bu tür normalleşme süreçleri içerisinde kazananın Rusya olduğunu düşündükleri için aslında Batı burada böyle bir tepki veriyor. Evet... Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın çıkış noktalarından biri Türkiye-Batı ilişkilerini değil mi daha uyumlu hale getirmek idi. Suriyeliler, alternatif Suriyeliler politikanızda o zaman Esad rejimiyle nasıl normalleşeceksiniz ve bunu hemen çabucak halledeceksiniz bakarsanız. Yani bu iki hatta birbiriyle uyumlu bir taraftan değil. Da öbür taraf bon pour l'Orient hani derler ya Doğu için bu kadar kafi. Belki öyle bakıyordur bu siyaseti. Yani Suriye ile iyi ilişkiler ama bu dil falan yani kritik edilecek mi? Sadece dil değil yani mi? Sonuç olarak gerçekleştirilebilir bir politika değil. Onu demek istiyorum. Jeopolitik açıdan bugünkü atmosferde gerçekleştirilebilir, uygulanabilir bir politika değil. Diyelim ki tamamen güvenlikleştirdiniz. Bugün öyle bir hal yok. Ve toplumun tüm onayını da aldınız. Bugün öyle de bir hal yok ama yaptınız. Ve uluslararası hukuka aykırı olması pahasına böyle bir yol izlediniz diyelim. Bunun aykırı olmaması için adına da diyelim ki bir normalleşme sürecinin içerisine çabucak dahil oldunuz vesaire. Ama Batı'nın Esad politikası şu anda... Bu temelde değil. Bunun sebebi de dediğiniz gibi Esad değil, tamamen Rusya'nın bu bölgede kazanan olarak görülmesi. Dolayısıyla tutarsızlık var. Yani çok tutarsızlık. O nedenle de uygulanabilir değil. Yani ne kadar söylemde tutarlı bir şey görünüyorsa da. Dolayısıyla seçmen bu kadar yükü veya iletişim. Ya biraz düşündüğünde seçmen de bu sonuca çıkartabiliyor zaten. Bu kadar çok mesaj yükünü kaldıramaz bir seçim. Bütün tuşlara basıyor şu anda. Yani böyle bir şey var. Böyle bilgisayar oyunları vardır. İyi bilmiyorsanız oyunu bir bölüm geçersiniz. Sonra ikinci bölümde zorlaştığı zaman bütün tuşlara basmaya başlarsınız. Yani anlatabiliyor muyum? Ve
yenilirsiniz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun düştüğü hal bu. Esasında en büyük zararı tabii kendi imajına veriyor. Yani verdiği imaj şu, güvenilir değil. Efendime söyleyeyim, bir sabitesi yok. Sözüne güvenilmez. Efendime söyleyeyim, hızlı bir şekilde dümen kırabilir. Efendime söyleyeyim. Ama öyle anlatmıyordunuz. Yani siz Demokrat Dede diye anlattınız. Altı masa işte yedik oturduk, mutabakat metni hazırladık falan. Şu anda fikirler havada yani sürekli uçuşuyor. Sürekli dağınıklık. Şu anda fikirler havada uçuşuyor. İçeride partiler birbirleriyle kavga ediyorlar. Siz Türkiye'yi yönetecektiniz. Yani oturacaktınız hani çok demokrat bir şekilde anlaşacaktınız falan. Alt bir cumhurbaşkanı olacaktı. Yedi tane yardımcısı olacaktı. Orada ayrı işte bilmem bir de bakanlar kurulu olacaktı falan. Yani siz ilk şeyde patladınız. Yani ilk meselede patladınız. Şimdi bunun en büyük zararının ben Kemal Kılıçdaroğlu. Keşke kendisi açısından bence en doğru olanı ilk turda bitirdiği yerde söylemini devam et. Ama öyle bir panik haline girdiler ki. Evet, siyaseten. Söylemi açısından öyle bir panik haline girdiler ki o panikle uçurumdan demin de bahsettiğim gibi o kadar hızlı girdiler ki o viraja. 55 alacağız, kazanıyoruz, geliyoruz falan diye. Öyle çıkmayınca uçurumu yuvarlamak için direksiyonu sert bir şekilde kırdılar. Şimdi tabii toparlayamayacak ikinci turda, yani toparlayamadığı görünüyor çünkü yani o kadar birbiriyle çelişkili mesajlar veriyor ki. Yani Canan Kaftancıoğlu İstiklal Caddesi'nde arkasında Bozkurt işaretiyle yürüyüş yaptı. Yani bu millet de bunu satın almaz, kusura bakmayın. Yani şimdi bu yani bu halk öyle onların zannettiği ve bir kısım insanların yazdığı gibi cahil olan bir halk değil. Yani bu halk siyasi bilinci çok yüksek olan bir halk. Yani onu seçimlere katılım oranında görüyoruz. Avrupa'da %55'lerde, 60'larda, bizde 88'de. Yani insanlar oylarıyla gidip bir şeyler değiştirebileceklerine inanıyorlar. Bu takip ediyorlar gündemi ve çapraz takip ediyorlar. Öyle tek kanaldan da takip etmiyorlar. Farklı medya kanallarından takip ediyorlar. Değerlendiriyorlar ve bir şeye koyuyorlar ve bir sıralamaya koyuyorlar. Yani insanlar sadece bir meseleye bakıp oy vermiyorlar. Muhalefetin en büyük yanıldığı noktalardan birisi bu. Bir öncelik sıralaması yapıyor ve öncelik sıralamasının neticesinde bir de tarafları karşılaştırıyor. Belki bir tarafı çok aşırı beğenmiyor ama diğer tarafın hiç iler tutar bir yerini yoksa diyor ki ben yani bunlar içerisinde bunu tercih ediyorum diyor. Yani insanların oy verme davranışında böyle bir ölçme biçme meselesi var. Hocamın bahsettiği tabii ki ideolojik seçmen de var. Rasyonel bir seçmen. Rasyonel bir seçmen. İdeolojik bir seçmen de var. Yani bakıyorsunuz AK Parti'nin oyu işte çeşitli politikalara göre yükseliyor, iniyor, çıkıyor falan. Yani bir şey var, hep sabitesi yok baktığınız zaman burada. AK Parti ona göre kendi politikalarını kalibre ediyor, değiştiriyor. Kimi zaman bunda başarılı oluyor, kimi zaman olamıyor. Ama günün sonunda burada bir diyalektik süreç var. Yani seçmenle parti arasında, seçmenle işte iktidar partisi arasında ya da diğer partiler arasında da var bu. Kimileri bunu başarıyor, kimileri toplumu okuyabiliyor, kimileri hiç okuyamıyor. Okuyamayanlar zaten süreç içerisinde tasfiye oluyorlar. Birçok partinin tasfiye olduğunu gördük. Ama bu savrulma hiç hoş bir savrulma değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi açısından hoş değil. Ve verdiği imaj, seçmene verdiği imaj güvenilmez bir lider imajı. Yani bunun ne yapacağı sağ solu belli olmaz imajı veriyor. Bu kendisi açısından çok büyük bir şey. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi öyle bir yani milliyetçilik dediler ki milliyetçilik yükseliyor. Güzel. Haydi falan, milliyetçiliğin en uç noktasına yani savruldu. Ya bunun ortası var ya, yani bunu illa sen en ucundan tutmak zorunda değilsin. Yani en radikal noktasından tuttun. Şunu görüyoruz ama bu sefer de. Şimdi orada da onu milliyetçilik demiyor zaten. Ona aşırı o ırkçılık oluyor artık. Zaten ırkçılık. Bugün yükselen milliyetçiliğin de yanlış okunduğu da aslında o da bu, ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yani yükselen milliyetçiliğin bu tür bu kadar katı kimlik üzerine oturduğunu ben düşünmüyorum. Bugün yükselen o, daha çok ülke çıkarları, işte büyük... Yani Türkiye'nin ilerlemesi, iyileşmesi, güçlenmesi, refahının artması, toplumun refahının artması gibi daha bütünleştirici bir noktadan evet. yola çıkıyor. Mesela hocam çok basit örneği, işte insanlar siyah mı yiyecekler? Ama ki şunu göremiyor. Yani bu milliyetçi dediğimiz seçmenin, yani daha doğrusu yerli ve milli meselelere, ülkenin çıkarlarına önem veren seçmenin günlük çıkarlarını öteye bileceğini, daha ulvi bir gaye için
ülkenin ve toplumun büyük çıkarları için, geleceği için, gelecek nesilleri için kendi günlük meselelerini öteleyebileceğini anlamlandıramıyor. Anlamlandıramadığı için de... Aynen ve şu anda şöyle de bir bütünleştirmeci bu. Cumhuriyet'in kurucu ideolojisinde de bu vardı. Yani ülkeyi daha bağımsız hale getirmek, daha iyi hale getirmek, daha ilerletmek. Dolayısıyla aslında bu anlamda niyet edilsin veya edilmesin, tarihsel olarak da bütünleştirmeci bir söylemi yakalama şansı var bu tür bir milliyetçiliğin. Çok katı kimlik üzerinden değil çünkü baktığımızda. Ya Avrupa'daki yükselen ya sağdan biraz daha farklı. Değil aslında bu. Belki yani nasyonalizmin tabii, karşılığı şimdi... milliyetçilik ama milliyetçi, işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda yani. Evet. Kafatasçı işte bir söylem görmüyoruz. 3,5 milyon mülteciyle ilgili, sığınmacıyla ilgili. Avrupa'daki benzerleri gibi bir dil görmüyoruz. Hiç işitmedik. Yani şöyle bir sıkıntısı da var. Bu söylemin önünü açtığınız zaman, yani Kılıçdaroğlu'nun şu anda kullandığı söylemin, geçen bir sokak röportajı izledim. Bir hanımefendiyle röportaj yapılıyor. İşte bir muhalif bir seçmen. Sokaktan geçen birisi de ona laf atıyor. Ondan sonra cevap olarak diyor ki sen Türk değilsin ki diyor. Tipin Türkiye benzeri. Çıkar kimliğini göster diyor. Niye bunu diyor? Çünkü o yani laf atan seçmen dışarıdan esmer bir arkadaşımız. Esmer olduğu için sen Türk değilsin diyor. Şimdi bakın bunun kapısını açtığınız zaman bu nereye gider? Bu çok tehlikeli bir yere gider. Türkleri de kovalamaya başlarsınız en son. Ya zaten yani bu insanları ten rengine, efendim saç rengine bakarak efendim sınıflandırmak işte yani başka bir çocuk mesela çıktı. Ben tabii onu kesinlikle bu toplumu temsil ettiğini düşünmüyorum ama işte bunlar insan değiller, bunlar aşağılık yaratıklar falan diyor mesela. Şimdi bu çocuğa bu fikirleri kim zerk etti bu aslında toplumda? Aslında bu kültürel ırkçılığın bir öteki boyutu. Yani Türkiye'de çünkü kültürel anlamda ötekileştirme Türk siyasal kültüründe de vardı. Bu hani bizim eleştirebileceğimiz bir şey olarak var. Onun Avrupa'daki yani etnik, dinsel, hatta renksel ırkçılığa doğru onunla bütünleşmeye başlaması anlamında da son derece tehlikeli. Çünkü kültürel ırkçılık en azından daha kontrol edilebilir bir şey ama öteki türlü bir ötekileştirmeyle bütünleştiği biyolojik zaman... biyolojik temelli ya da işte biyolojik, etnik... dinsel, inançsal temelli kimliklerle bütünleştiği zaman son derece tehlikeli. Avrupa bununla defalarca sınandı zaten. Tam sizin söylediğiniz şeyin üstüne bunu söyleyeyim, dış basını bitirdik ama mesela Middle East'te bir yazı var ve başlığı öyle. Türkiye'de seçimler, Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Ankara bağımsızlığından vazgeçer mi? Yani bağımsızlık siyasetini söylüyor daha doğrusu. Evet, bu milliyetçilik değil tabii. Etap etap. İşte Türkiye ülke dışında üsleri var artık değil mi? 3 tane üssü var. Dediğiniz gibi SİHA gemisi var, SİHA'ları var. Savunma sanayi. Savunma, teknoloji, uzay. En önemlisi bir vizyonu enerji. Var. Bir vizyonu var. Yani o vizyona ne diyoruz? İşte stratejik özellik. Stratejik özellik şimdi... Son 2016 sonrası Türkiye'nin dış politikasında kullandığı, çokça kullandığı bir söylem oldu ve kulaklarımıza yer etti. Enerji güvenliği milliyetçilikle alakalı bir şey değil ama toplamda belki öyle gözüküyor olabilir. Yani, değil mi? Ama milli aynı deyince. Zamanda bu ülkenin daha iyi hale gelmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla siz kendinizi bu ulusla, bu ulusun daha iyi hale gelmesiyle özdeşleştirebilirsiniz. Ve bu anlamda da yerli milli de diyebilirsiniz. Savunma sanayinin güçlenmesini de destekleyebilirsiniz. Türkiye'nin stratejik otonomisini yani çevredeki yani kendisinin güvenliğini, refahını etkileyen kararları bağımsız olarak almasını destekleyebilirsiniz. Bu yönde aslında baktığımızda parlamento seçimlerinin açık bir mesaj verdiğini görüyoruz. Yani bu açıdan Türk seçmeni bu yolu onaylamış görünüyor. Yani siz diyorsunuz ki neden Erdoğan kazandı cevabını da şu anda aynı zamanda veriyoruz diyorsunuz. Dış politika ve savunma sanayi politikası, stratejik özellikle enerji politikası bunlar çok büyük etken. Türkiye yeni yüzyıla girerken, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına girerken yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Büyük strateji, grand strateji. Ona da
Türkiye yüzüyle dendi. Bunu da seçmen gözlüyor diyorsunuz. Bunu da gözlüyor seçmen. Gözlemlemiş yani bu tabii. Sonuçlardan biz onu görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Türkiye bölgesel bir güç olarak bilinir. Yani Türkiye bir süper güç değil, bölgesel bir güç. Fakat Türkiye'nin bölgesel güç olarak güç projeksiyonu son dönemde çok ciddi olarak arttı. Bu hocamın da bahsettiği stratejik otonomi özellik sayesinde. Çok ciddi oranda açtı. Yani biz Libya'dan tutun diğer bölgelere kadar. Şimdi Türkiye gerçekten küresel olarak bir küresel etki yaratan bölgesel güç olmak istiyorsa bazı konularda bazı güçlerle bir mücadele içerisine girmek zorunda. Yani herkesle iyi geçineyim uluslararası ilişkilerde. Herkese için. Mavi boncuk dağıtayım. Olmaz. Onun iş siyasette de çalışmadığını gördük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu onu bize gösterdi. Herkese mavi boncuk dağıtarak herkese siyasette insanın bir duruşu olmak zorunda. Bazı fikirleri ideoloji karşısına alırsınız. Bazı fikirleri savunursunuz. Ha ittifaklar yaparsınız. Farklı partilerle bir araya gelirsiniz birbirinize yakın olan. Ama herkes gelsin efendime söyleyeyim tek amaç gaye var. Erdoğan'dan kurtulmak. Bunun çalışmadığı görüldü. Dış politikada da siz güçlenmek istiyorsanız o zaman bazı güçlerle karşı karşıya gelmek zorundasınız. Yani siz eğer yerli ve milli bir savunma sanayi kuracaksanız ister istemez bazı güçlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Çünkü bu teknoloji dünyada kontrol altında tutan birkaç tane devlet var. Dolayısıyla bu Middle East'teki makalenin başlığı doğru bir soru. Tabii. Birkaç devlet var. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki bazı devletler, bir kısmında Rusya. Biraz da Çin'i katabiliriz. Bunlar. Ama siz öyle bir sahaya pazara girdiniz ki mesela SİHA alanında Türkiye şu anda bir numara oldu. Yani dünyada en fazla siyasi kullanılan ülke oldu. Ve bunu birçok alanda karşılığını göreceğiz. Siz yerli milli teknoloji politikaları geliştirmeye başlarsanız, yerli milli elektrikli araç üretirseniz, siz Karadeniz'de kendi doğalgazını bulup çıkartmaya başlarsanız, kendi milli enerji politikanızı geliştirmeye başlarsanız bu şu demek oluyor, ben artık büyüyeceğim. Yani belki diğer ülkeleri gidip fethetme gibi bir şeyden bahsetmiyoruz ama ben Türkiye olarak ekonomik olarak güçleneceğim. Artık o batının pazarı olan, batının montaj sanayisi talip olan bir devlet olmaktan çıktım ben. Ben artık kendim bir güç merkezi, kendim bir çekim merkezi haline gelmeyi hedefliyorum ve bunun için adımlar atıyorum. Bunu yapmaya kalktığınız andan itibaren bir baskıyla karşılaşacaksınız. İşte bizim karşı karşıya olduğumuz baskı bu. Ha, burada şu iki tercih var bizim önümüzde. Bir, kısa vadeli, ya ne olacak bunlara gerek yok, biz Batılılarla anlaşalım. Efendim NATO ile Avrupa Birliği ile Amerika ile uyumlu hale gelelim. Demin hocamın bahsettiği dış politika tercihleri. Onlar da bize kredileri yağdırsınlar, borçları yağdırsınlar. Batı'nın ucuz pazarı haline gelelim tekrardan. Ondan sonra montaj sanayisinin iş gücünü burada gelip fabrikaları kursunlar, ucuza üretsinler, dünyaya satsınlar. Oradaki artı değeri de kendi ülkelerine taşısınlar. Böyle bir ülke olmaya devam edelim. Ne akalım ne kokalım. Bu kısa vadede belki bir şey gibi gözükebilir. İki tercih gibi mi? Yani seçmenin önünde. Ama gerçekten büyümek istiyorsak bu mücadeleyi vermek zorundayız. Teknolojiyi kendimiz üretmek zorundayız. Bu kendi ikisinin arasında mı yapılıyor? Evet, ikisini bana da soracak olursanız ikisinin arasında. Ve millet, vatandaş bunu hissediyor. Yapılan edilenden bunu hissediyor ve mesela yani adam gidiyor TOG aracı belki alamayacak falan, TOG'u gördüğü zaman ağlıyor. Niye ağlıyor bu vatandaş? Ya da SİHA gemisini yani niye çoluk ağlıyor çocuk bu ziyaret ediyor. Çünkü bu vatandaş Cumhuriyet'in ilk 100 yılında bununla ilgili girişimler olduğunu ama bunların içerideki ve dışarıdaki akamet mihrakların oranlığını. Girişimleri sonucunda engellendiğini çok iyi biliyor. Bu bir içinde bir yara, bir ulusal gurur meselesi, bundan dolayı destek oluyor. Şimdi araya gideceğiz ama gitmeden Yusuf Bey'e soruyu soracağım, dönüşte tamam. Cevabını alacağım. Seçimler malum 28 Mayıs'ta, yani 27 Mayıs. Belki biraz hafıza çalıştırıp 14 Mayıs, Mayıs 1950 ayı da çok kritik bir ay. Evet, evet 27 şey Mayıs yani. 1960 hatta bu darbe. Bir bayramdı biliyorsunuz yakın zamana kadar, yakın zamana derken işte senelerce onlarca evet. Sene Hürriyet Bayramı olarak kutlandı ve 27 Mayıs'ın ertesi günü seçim. Biz evet yani, sandığa gideceğiz. Hem 14 Mayıs'ın sembolik bir değeri şimdi, vardı. Yani soru şu, Erdoğan Mayıs. Niçin kazandı? Neden önde bitirdi? Diğer taraf niçin evet. Kaybetti de? Biraz evvel Vişne Hanım, tarih de vardır içinde, sosyoloji de vardır. Bir seçim sandığa gidene kadar başka bir geri planı var demişti. Bu da onlardan biri mi diye soracağım. Dönüşte cevabını alacağım Yusuf Bey. Tamamdır. Küçük bir ara, birazdan buradayız. We'll be right back.
araya gitmeden önce Yusuf Bey demiştim ki 28 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Ama 28 Mayıs, Mayıs ayı daha doğrusu birinci turda da öyleydi. Çok tarihi günlerin yıl dönümüne tek aynı zamanda denk düşüyor. Nedir? 14 Mayıs 1950 çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti'nin zaferi. Ama ne yazık ki 1960 27 Mayıs askeri darbe ve peşinden biliyorsunuz idamlar, bir başbakan ve üç bakanı ile beraber. Sembolik günlerin yoğun olduğu bir ay. 29 Mayıs İstanbul'un fethi, yani işte Ayasofya aslında, yani çok fazla motif var. Temmuz 2020'de Ayasofya yeniden asıl hüviyetine kavuştu. Bu arada Ayasofya'nın ne manaya geldiğini Stefan Zweig'dan da okuyabilir seyircilerimiz. Çok güzel anlatmış. Batı için ne ifade ediyor? Burası için ne ifade ediyor? Şimdi doğrudan Türk siyasal hayatını ilgilendiren iki kritik tarih aslında. Bu soru da şuydu. Vişne Hanım da dedi ki seçmen sandığa giderken, yani seçim sonucu içerisinde tarih, sosyoloji, siyaset pek çok motif vardır. Bu o motiflerden biri mi diye soruyorum size. Yani seçmen motivasyonu açısından tabii ki onu kategorilendirmek lazım. Yani bir kısmı için bu tarihler mutlaka bilgi düzeyinde ama bir tarihi hafıza. Bilgi düzeyinde de vardır ama belki daha genel bir kısmı içinde o hafıza anlamda, yani tarihin o biriken bilgi birikimi içerisinde sözlü kültürün getirdiği ve toplum irfanına dönüşmüş bir çerçevede yansıyacak bir hale de bürümüş olabilir. Ama her açıdan bakıldığında yani 15 Temmuz'da sokağa çıkan ve bir daha tabii asla diyen gençler 27 Mayıs'ı yaşamamışlardı ama bahsettiğiniz hafıza yaşamamışlardı ama şunu biliyorlardı. Adnan Menderes İdama mahkum edildiğinde beni destekleyen, bana oy veren ve benim temsil ettiğim milli irade neden bana sahip çıkmıyor duygusunun onda oluşturduğu hayal kırıklığını yaşadığını bir şekilde biliyorlardı ve Sayın Erdoğan'ın da aynı kadere mahkum olmaması için o insanlar Erdoğan'ın bizim irademizi temsil ediyor. Biz Erdoğan'a sahip çıktığımızda fiziksel olarak sadece Erdoğan'a sahip çıkmıyoruz. Biz kendi irademize sahip çıkıyoruz. Demokrasimize sahip çıkıyoruz. Sandığa sahip çıkıyoruz. Ve dolayısıyla darbecileri de, yani bizim tüm bu irademizi ipotek koymak isteyen, buna çökmek isteyen darbecilere de ya da 15 Temmuz için söylersek o teröristlere de meydan okuyoruz. Onları püskürtüyoruz. Bu duyguyla 15 Temmuz'da insanlar meydanları doldurdu ve iradesine sahip çıktı. Onun işte o 27 Mayıs sürecinde ortaya çıkan o dalganın ya da o hüznün burada bir etkisi oldu. Mesela o gece, hani konuyu açtığınız için söylüyorum, o gece bazı yaşlı insanlar şu ifadeleri kullandılar 15 Temmuz gecesi. Yani biz 27 Mayıs'ı hatırlayan, o dönemi yaşayan kuşaklardanız. Ve mahcubuz. O dönemde Menderes'e sahip çıkamadığımız için mahcubuz. Utanç içerisindeyiz. Belki imkanları da yoktu, o ayrı mesele. Bugün böyle bir imkan, böyle bir mesele karşımıza çıktı. Ve bizim Erdoğan'a sahip çıkma imkanımız var. O yüzden Adnan Menderes'e çıkamadık ama Erdoğan'a sahip çıkacağız. Ve bu yüzden biz bu yaşımıza rağmen Taksim'deyiz, Saraçhane'deyiz, Köprü'deyiz ya da Ankara'da meclisteyiz veya külliyedeyiz. Dolayısıyla o duygu bence Türkiye'de ciddi bir şey, toplumsal zeminde yer edinmiş durumda. Yani Mayıs ayındaki bu iki kritik olay, yani Türk siyasal hayatı içerisinde 14 Mayıs seçimleri 1950 ve 1960 27 Mayıs askeri darbesi. Biri Türkiye'de milli iradenin temerküz ettiği, ortaya çıktığı, gerçek anlamda çıktığı ve beyaz devrim olarak tanımlanan ilk seçimler, ki ondan önceki 46 seçimleri şaibeli biliyorsunuz. İlk seçimler ve o seçimde kullanılan slogan da çok etkili. Yeter söz milletindir. Demokrat Parti'nin sloganı neye yeter?
yani o dönem ve sonraki süreçte çok tartışıldığı için tek parti yönetiminin dayatmalarına, baskısına o zamanki temel hak ve hürriyetleri konusunda ortaya koyduğu engellere o zaman açısından söyleyeyim, ekonomik problemlere vesaire o dönemin koşullarında bütün bunlara yeter diyerek insanlar 409 milletvekili Demokrat Parti'ye veriyorlar 14 Mayıs ve Cumhuriyet Halk Partisi girdiği ilk seçimde 60 küsur milletvekili alarak büyük bir mağlubiyet yaşamış oluyor. Şimdi biz bu seçim 14 Mayıs ilan edildiğinde aslında çok tartışmıştık. Yani 14 Mayıs'ta seçimler ilan edildi. Demokrat Parti adıyla bilinen parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında. Yani evet Türk sağını, muhafazakarları, demokratları temsil etmiyor. Böyle bir kitlesi yok ama hani sembolik bile olsa adı olarak orada. Yani acaba nasıl bir sonuç çıkacak? Çünkü Demokrat Parti logosunu taşıyan parti orada değer olarak, içerik olarak, irade olarak Türk sağını ya da CHP'nin karşısında duran Türkiye'deki o diye dinamik yapıyı temsil eden parti bu tarafta. Şimdi seçim sonuçları tabii ikinci turu var ama hani birinci tur açısından baktığımızda Cumhur İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlanması parlamento açısından ve Cumhurbaşkanı açısından önde bitirmiş olması 14 Mayıs'ta ortaya çıkan, yani 1950'de ortaya çıkan iradenin CHP karşısında yani kurulan o bütün koalisyon şeylere ilişkilere, işbirliklerine rağmen yine CHP karşısında milli iradenin yansıdığını ve ortaya çıktığını görüyoruz. 27 Mayıs darbesi sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolü yani çoğu tarihçi tarafından hakkı teslim edilmiştir. Yani hem İsmet Paşa bağlamında hem CHP'ye yakın gazete ve Akis dergisi gibi Ulus gazetesi gibi bütün bunlar bağlamında darbeyi teşvik edici yayınların yoğun şekilde yapıldığı için söylüyorum. Yani bütün bu çerçevelerde CHP ve o dönemki darbeciler ilişkisi hani çok bilinen bir mesele olduğundan dolayı onun da bir ayrıca sembolik değeri var bence. Ve 27 Mayıs'ın hemen ertesinde yapılacak bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ki parlamento seçimi de zaten kazanılmıştı 14 Mayıs'ta. Yani bu iki Türkiye'de özellikle CHP'ye karşı demokrasiyi, çoğulculuğu, güçlü Türkiye'yi Batı'dan bağımsız, Batı'yla ilişki içinde ama Batı'ya bağımlı olmayan, Batı'yla eşit ilişki kurmak isteyen, Rusya ve Amerika arasında denge politikasını yürütebilen, iradeyi temsil eden Türkiye'deki sosyolojik kesimlerin açısından çok değerli ben olacağını düşünüyorum. Eğer bu seçimi de Erdoğan kazanırsa, bütün bunlar perçinlenmiş olacak. Hani demiyorum, ya 27 Mayıs'ın ertesinde işte Erdoğan seçilirse darbecilerden şöyle olacak, böyle olacak. Bunu söylemiyorum. Bu tarihsel konular kendi içinde ayrıca değerlendirilebilir ama demokrasi açısından yani o zaman mağdur olan kesimlerle bugün onların mağdur olanların temsiliyetini devam ettiren sosyolojik kesimler bu seçime giriyorlar CHP karşısında ve kazanırsalar hani bu anlamda sembolik değeri yüksek bir sonuç olur diye düşünüyorum. Şimdi Yusuf Bey söyledi, Demokrat Parti öbür tarafta ittifakta adı var. Belki ek veri olarak söyleyelim konuda genel müdürü. Tabii anket yapılamayacak çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosuyla girdiler seçime ama sokakta Demokrat Parti'ye ve Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyen kimseye rastlamadık demişti. Tamamlamak için söylüyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Hem 27 Mayıs hem de tabii 27 Mayıs askeri darbesi sonraki Türkiye tahayyülünü de ortaya koyan bir şey. 1961 Anayasası ile birlikte yanı başında 1963'te İsmet Paşa'nın azınlık hükümetine başbakanlığı döneminde verdiği yasa teklifiyle 27 Mayıs Hürriyet Bayramı olarak galiba 82-83'e kadar var oldu. Ve 1961 Anayasası ile aynı zamanda bir sac ayağı kuruldu Türkiye'de, üçlü.
Bu süreç dahilinde yine sandığa giden seçmen açısından bir değerlendirmede bulunur musunuz? Ne dersiniz? Ben öncelikle tabii 27 Mayıs yaklaşıyor ve Adnan Menderes'i ve iki beraberinde asılan evet bakanını rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Şimdi demin baktım. Biliyorsunuz darbeden sonra uzun süren ve gayet de nahoş bir süreç sonunda, bir yargılama süreci sonunda idama mahkum ediliyor. Çok haksız bir şekilde. Ve bu süreçte de bu milletin başbakanlığı yapmış bu isme karşı da ciddi hakaretler, hatta tacizler yaşanıyor. Fakat idama son gitmeden önce son şeyi soruluyor, arzusu soruluyor ve bir mektup yazmak ister misin diye soruluyor ve orada bir mektup yazıyor. Bu mektup bugün elimizde var, Adnan Menderes'in mektubu. Buyurun okuyun. Diyor ki, size dargın değilim. Sizin ve diğer zavalların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dilimizden korkmamalıydınız ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Milletim sağ olsun Adnan Menderes. Şimdi ne kadar ibretle dolu bir mektup. Yani olan bitenin çok farkında ve diyor ki beni idam ederek siz çok daha büyük bir mücadelenin önünü açmış oldunuz. Ve Türkiye 1960'tan beri, 50'den beri aslında ilk serbest seçimlerden beri yürüttüğü mücadelede bir vesayet rejimini Türkiye'de vardı, mevcuttu. Bu vesayet rejiminin bir asker ayağı vardı, bir sivil bürokrasi ayağı vardı, bir de siyaset ayağı vardı. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsettiğimiz zaman insanlar ya Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değildi ki, ne zaman iktidarda oldu? Bu tabii basit bir yaklaşım. Çünkü Türkiye'de geçmişte söylenen şuydu biliyorsunuz. Hükümet olabilirsiniz ama iktidar olamazsınız. Çünkü iktidar biziz. Güç bizim elimizde. Bürokrasi bizim elimizde. Yargı bizim elimizde. Efendime söyleyeyim işte askeriye bizim elimizde. Güvenlik kuvvetleri bizim elimizde. Hükümetler bizim hilafımıza adım atamazlar. Dolayısıyla adım atmaya çalışanlara karşı da darbe yapıldı biliyorsunuz. Bundan dolayı da sürekli sisteme balans ayarı tırnak içerisinde Çevik Bir'in dediği gibi balans ayarı. Kimi zaman doğrudan direkt müdahale, kimi zaman indirekt müdahale muhtıralarla yapıldı. Ama şu da var, şunu da tespit edelim. Türk halkının sağduyusu, siyasetçilerin sağduyusu, özellikle sağ muhafazakar siyasetin sağduyusu o kadar yüksekti ki Türkiye hiçbir zaman bir iç çatışmaya götürecek bir yolun önünü açmadılar. Bu mücadele sağduyuyla, olgunlukla sürdürüldü. Bir dönem 70'lerde dışarıdan yapılan tahrikler sonucunda Türkiye'de bir sol-sağ çatışması üretilmeye soğuk çalışıldı. Savaş. Ki o da 80 darbesinin altını yapmak üzere kurgulanmış bir şeydi. Ama bunun dışında Türkiye hiçbir zaman bu yola gitmedi. Ve büyük bir olgunlukla, sabırla bu millet her seçimde kendisine dikte edilenin tersini yaparak sistemi yavaş yavaş dönüştürdü. Tek bir örneği var, FETÖ'cülerin yaptığı kanlı darbe girişimi. Onlar çılgınca bir darbeye giriştiler. Çünkü onların ipi tam manasıyla dışarıdandı yani. Günün sonunda Türkiye çok uzun bir mücadele sonucunda bu noktaya geldi. Bakın sağ siyasette Sayın Erdoğan'ın da kullandığı kefenimizi giyerek yola çıktık. Söyleminin altı boş değil. Çünkü geçmişte idam edilmiş bir başbakan var. Ama galiba ve o fotoğraf zaten herkesin zihnine çakılı yani bir siyasete şey. Siyasete girerken aklında bulundurması gereken. Evet, bütün yani siyasetçilerin kafasında sallanan bir demokrasinin kılıcı gibi asker, efendime söyleyeyim işte mahkeme, bu sallanan bir şeydi Türkiye'de. Ve bu dönüşüm çok uzun vadede sağlandı Türkiye'de. Yani bu çok çileli bir süreç oldu. Ama şunu ben hatırlıyorum, mesela rahmetli Erbakan 97'de hükümette başbakan ve partisi kapatılıyor. Ve ben televizyonda izliyordum o gün rahmetli Erbakan'ı, açıklama yapacak ne diye. Herkes heyecanla bekliyor. Kalktı, çıktı Sayın Erbakan. Partisi kapatılmış. %21 oy almış başbakan, değil mi? Dedi ki
Bu dedi tarihte bir noktadan ibarettir dedi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kimse sokağa çıkmasın. Evet, kimse sokağa çıkmasın. Ve o hareket günün sonunda Türkiye'yi dönüştürmeye devam etti. Yani Türkiye'yi bir kaosa sürüklemedi. Büyük bir haksızlığa uğramıştı. Kesinlikle sokağa çağırmadı. Bu olgunluk sadece Refah Partisi'nde ya da Necmettin Erbakan çizgisinde yok. Yani bu Demirel'de de vardı, diğer liderlerde de vardı. Dolayısıyla ben bu Türkiye'deki kutuplaşmadan bahsediliyor. Biz bu kutuplaşmayı yönetebildiğimizi düşünüyorum. Yani biz bunu sokakta herhangi bir hırgüre neden olmadan, başka bir meselelere neden olmadan yönetebiliyoruz. Günün sonunda demokrasinin özelliklerinden birisidir kutuplaşma. Yani Fransa'ya da gitseniz bir kutuplaşma vardır. İngiltere'ye de gitseniz, Amerika'da da demokratlarla cumhuriyetçiler birbirlerine giriyorlar yani. Var mıdır Rişna? Var ama... Üstelik kutuplaşma soğuk savaş sonrası dönemde özellikle son 15 yılda daha arttı. Yani bütün dünyada, bütün dünya siyasetinde kutuplaşma ve kutuplaştırıcı dil daha güçlendi. Evet, yani bence 1950 seçimleriyle Türkiye yeter söz milletindir sloganında kendisini bulan sözde bir yola girdi. Bu yol tabii ki Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber girilen bir yoldu ama başka bir şekle büründü. Yani Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber o günün şartlarında kurulan rejimle 50'den sonraki rejim dönüşmeye başladı. Yani orada artık daha demokratik bir düzene geçiş başladı. Ama tabii ki bir anda hızlı bir demokratik düzene geçiş olamadı. Ve Türkiye 50'den beri o demokratik düzeni oturtmanın mücadelesi içerisindeydi. İşte askeri vesayetlerle mücadele edildi, bürokratik vesayetlerle partiler kapatıldı, yargı darbeleri, efendime söyleyeyim, içeri sızdırılan işte FETÖ'vari örgütler, dışarıdan PKK, bir onun öncesinde ASAL'a. Yani büyük bir mücadeleden geçti bu toplum ama şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında artık bu demin bahsettiğim seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye şunu oyladı. Yani hatırlayın işte siyahlarla ilgili söylemini hatırlayın. Muhalefetin söylemini hatırlayın. Dokunacağız, işte rekabete açacağız falan. Ya bunlar milletin tüylerini diken diken eden söylemler. Ne demek rekabete açacağım? Zaten bunlar Türkiye'de bu alanda yüzlerce firma var. Bunlar zaten kendi içerisinde bir rekabet içerisinde. Dünyada. Ama dünyanın neresindeki bir ulus devlet kendi iç savunma sanayisini korumamıştır ve dünya rekabetini açmıştır ve şeylerin önüne atmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Türkiye'de iyi giden, doğru giden bir şeyi dokunup onu ve bu millet için sembolik önemi olan bir meseleyi önüne takoz olmayı adeta bunu hissettiren açıklamalarda bulundunuz. İşte burada demin bahsettiğim seçimi yaptı Türkiye. Yani Türkiye bu yüzyıla, ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına iddialı bir devlet, bir iddia ortaya koyan, büyük bir vizyon ve strateji çerçevesinde problemleri olsa da bunları çözmek ve teknoloji üreten, değer üreten bir ülke olarak mı girecek? Stratejik otonomisi olan dış politikada kendi ulusal çıkarların arkasında duran, kendisine dikte edilen işte Doğu Akdeniz'deki o haritaları çöpe atan bir ülke olarak mı girecek? Yoksa Batı'nın Türkiye'ye dikte ettirdiklerine uyumlu, efendime söyleyeyim, kenarda, köşede, kıyıda ne akan ne kokan bir devlet olarak mı girecek? Temel aslında şeyimiz buydu. Bundan dolayı da vatandaş ekonomik problemleri, günlük problemleri göz ardı etti. Ve dedi ki hayır, ben devletimin ve milletimin geleceği açısından kendi günlük problemlerim var. Bununla ilgili çeşitli kaygılarım var. Bununla ilgili mesajı da verdi seçmen. Ama buna rağmen ben daha büyük ulvi bir mefküre için desteğimi ortaya koyuyorum dedi. Bence temel seçimimiz buydu. Dolayısıyla 73 yıl sonra... İkinci 14 Mayıs'ta beraber bu mesajın da ben verildiğini düşünüyorum. Bundan sonra da büyük ihtimalle büyük bir sürpriz olmasa 28 Mayıs'ta yaşanacak olan seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı kazanacak. Eğer AK Parti seçmeni gevşemezse ve Cumhur İttifakı seçmeni. Ondan sonra Türkiye'nin temel meselelerinden birisi Türkiye'nin en azından muhalefet olsun, iktidar olsun ortak bir ruh içerisinde konsensüs sağlanabilmesi. Yani Türkiye'nin temel meseleleri konusunda. Bu 15 Temmuz sonrasında sağlanmıştı biliyorsunuz. Yenikapı'da büyük bir miting yapıldı. Ama hemen 3 gün sonra muhalefet bundan çark etti. Evet. Yani Türkiye'nin muhalefetinin de millileşmesine ihtiyacı var. Milli çizgiye gelmesi. Evet. Bu şu demek değil. Her konuda aynı düşünsünler. Ekonomi politikalarında aynı düşünsünler. Şu politikada değil. Evet, değil. Kesinlikle değil. Ama milli muhalefet milli bir evet. iktidar ya da iktidar partisi bu ülkenin temel mesela bu yükselen hocamın bahsettiği milliyetçilik de bununla ilgili bir şey. Bişna Hanım işte Covid krizi vardı bütün dünyayı etkileyen peşinden ilk defa bizim sınırımızda ama Avrupa'yı da derinden etkileyen
Rusya-Ukrayna savaşı evet. var. Hepsinin Türkiye üzerinde tezahürü var. Bu arada Cumhurbaşkanı birinci turun hemen sonunda tahıl koridorunun 2 ay daha uzatıldığı müjdesini verdi. Hı-hı. Bu dünyayı bir açlık felaketinden kurtardı. Fakat bakınca yani negatif pek çok şey üst üste geldi. Nasıl görüyorsunuz? Neden Millet İttifakı 5 puan gerisinde? Yani bütün bunlara rağmen. Bunlar dezavantaj iktidar partisi için. İşte uzun süredir iktidarda olması yine dezavantaj. Bir yıpranma payı var. Evet. Dünyanın her yerinde öyledir. Nasıl oluyor? İşte uzun uzun konuştuk, dış basında diğer tarafa yatırım yaptı ve şaşırdı. Neden 5 puan ileride bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan sonra işte 28 Mayıs'ta sandığa giderken nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Evet, benim burada iki hatlı bir cevabım var buna yani 14 Mayıs sonuçları ile ilgili olarak. Ve tabii Mayıs ayı sembolik dedik hani önemli günler var. Burada Yunanistan'da da komşumuzda da seçimler evet, var. Evet, oradaki sonuçlar da şaşırtmadı çünkü Türkiye seçimlerinin aslında bir anlamda uzantısı gibi. Yani çünkü Türkiye'yi merkeze alan ve Türkiye üzerinden politika yapan partiyi tercih ettiler ve orada hani değişim denilen şey olmadı. Gördüğünüz gibi Avrupa'da da fazla ses çıkmadığını görüyoruz. Demek ki yani söylem her zaman eylemle uyuşmuyor. Mayıs ayı sembolik dedik. 19 Mayıs'ı da analım. Çünkü milli mücadelenin başlaması. Bu anlamda bu bağımsızlık meselesi önemli. Sadece bence. Acı hatıralar yok. Yok. Güzel evet. hatıralar da var diyorsunuz. Evet, güzel hatıralar da var. Türkiye çok tecrübe geçirmiş bir ülke. Yani hem Osmanlı İmparatorluğu'ndan da başlatırsak imparatorluk tecrübesi var. İmparatorluğun çöküş döneminin tecrübesi var. Ve o uzun bir dönem. Avrupa'daki değişimleri de o dönemde Türkiye aslında sınamış. Cumhuriyet aynı zamanda bir devrim. Dolayısıyla bir devrim tecrübesi var. Bir ulus inşası tecrübesi var. Yani ve ondan sonra da Soğuk Savaş içerisinde bir demokratikleşme tecrübesi var. Ve sivilleşme. Demokratikleşme ve sivilleşme. Ve bildiğiniz gibi sivilleşme meselesi ancak ve ancak 2000'lerin başında aslında halledilebiliyor. Ve o da AK Parti iktidarının başlangıcıyla örtüşüyor. Dolayısıyla çok uzun tecrübesi olan ve farklı tecrübeleri olan bir ülke. Ve hatta o yüzden Türkiye'deki sol mirasının içinden de gelen entelektüellerin bazısı sağ ve solu yer değiştirtirler bilirsiniz. Derler ki sağ daha Doldur. Değişim yanlısıdır. Sol daha statikocudur. Aslında bunun da izlerini biz bugün bile görebiliyoruz. Yani Küçük Ömer'i falan hatırlarsak. Dolayısıyla Türkiye'de tek bir elit yok. Tek bir elit siyaseti yok. Farklı repertuara sahip ama bu halk bağımsızlığı da sever. Bu halk düzen fikrini de sever. Bu halk küçük olma fikrinden hoşlanmaz. Yani bunu genişlemek anlamında söylemiyorum. Etkili olmak ister. Hem bölgesindeki düzende hem küresel düzende. Bu anlamda yani benim bulduğum cevap bu yükselen milliyetçilik içerisindeki bu yeni dönüşüm. Sizin de söylediğiniz gibi liberal dünya düzeni bir krizden geçiyor. Bölgesel krizler de buna eşlik ediyorlar. Ve aslında insanlar bu krizlerle karşılaşıyorlar. Liberal dünyanın parçasılar ama liberal dünya çözüm üretemiyor. Ürettiği demokratikleşme, otokratikleşme çözümü çok yapay bir çözüm. Birinci turda da hepimiz bunun altını çizdik yani. Dökülen bir elbise bu aslında. Bir çözüm üretmiyor ve insanlar yerelden, aşağıdan bir şey söylemek ihtiyacı hissediyorlar. İşte bu bağımsızlık, stratejik otonomi gibi fikirler sıradan insana bir söz söyleme hakkı veriyor. Bu çok önemli bir güç aslında. Bence sandıkta bu yansımasını buldu. Yani hem evet Türkiye'nin yükselen
Savunma sanayi, enerji politikaları, Akkuyu mesela, değil mi? Çok 70 yıllık bir yani bir maceranın sonunda nihayet bir başarıya erişildi. Dolayısıyla tüm bunlar evet insanlara gurur veriyor ama aynı zamanda buradan bir şey söyleniyor liberal dünya düzenine ve Türkiye revizyonist bir şey söylemiyor aslında. Reformist bir şey söylüyor ama bunu sıradan insanın algıladığını biz görüyoruz ve sandıkta yoksa parlamento seçimlerinde böyle bir sonucun çıkacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tam sonucunu 28 Mayıs'ta göreceğiz ama parlamento seçimleri de bize bu konuda bir aslında veri veriyor. Bu birinci hat. İkincisi tabii yani Türkiye'nin dış politikasının, Sayın Erdoğan'ın dış politikasının ve özellikle bu dış politikadaki çeşitli söylemlerin işte Türkiye yüzyılı, büyük Türkiye, dengeli dış politika, dengenin dengeleyicisi olmak iddiası ki önemli bir iddiadır. Yani tarihte baktığımızda Britanya İmparatorluğu falan bu tür bir iddia dillendirmiş. Dolayısıyla bu iddiayı bölgesel bir gücün söylemesi önemli aslında. Bunun için araçlar geliştirme. Bu iddianın seçmen tarafından onaylandığını görüyoruz. Seçmen neye bakar? Tabii ki ilkelere falan bakmaz. Yani ilkeler de etkiler tabii ki seçmeni ama bence en sonunda kamuoyu sonuçlara bakar. Ve sonuçlarda bir kazanç olduğunu görüyor. Bir kayıp olduğunu görmüyor. Ve kazancın devam etmesi yönünde aslında tercihini yapıyor. İrade gösteriyor. İrade gösteriyor. Bence bu da önemli. Dolayısıyla hem o yeni milliyetçiliğin vermiş olduğu kimlik, Türkiye'deki halkta iz düşümü bulunan o bağımsızlığa, bağımsızlığa eğilimli ruha uygun ve bunun aslında bir bütünleşme sağlıyor burada. Hem de dış politika sonuçlarından memnuniyetsiz değil. Bir kazanç hanesinde görüyor. Türkiye'nin operatif kapasitelerini, Türkiye'nin sınır ötesi, diplomatik, ekonomik, askeri kapasitelerini, Türkiye'nin söylemde sahip olduğu gücü bir kazanç olarak görüyor ve bunun devam etmesi yönünde eğilimini belirliyor. Ben açıkçası bu iki hattan okuyorum. Yusuf Bey, Ali Nesin, Aziz Nesin'in oğlu, matematikçi, profesör, doktor diyor ki 80 yılda bu halka neler yapmış olmalıyız ki 20 yıllık iktidar yıpranmasına ve ekonomik krize, depreme rağmen birinci turda kazanamıyoruz. Bir de bu açıdan düşünsün biraz olsun aklı olanlar diyor. Siz ne dersiniz? Bu dahilde ve belki şu veriyi de hatırlamak lazım. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 44,5 oy aldı birinci turda. Evet, 44,88. Evet, 88. Ama partisi %25 küsur oy aldı. Bu iki rakama, bu daha doğrusu partinin aldığı rakam önemli midir? Önemli bir veri midir? Değerlendirilmeye alınmalı mıdır? Ve sandığa giderken yine 28 Mayıs'ı düşünerek ne söylersiniz? Şimdi bence bu meseleye iki açıdan bakmak lazım. Tabii Ali Bey'in yaptığı değerlendirme belki biraz da duygusal bir değerlendirme olmuş kendisi açısından. Ben iki açıdan bakıyorum. Birincisi muhalefetin gerçekten bir alternatif üretip üretemediği meselesi. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten tarihsel olarak Türkiye'de toplumun geniş bir çoğunluğu tarafından algılanma şekli. Şimdi ikinci açıdan baktığımızda Ali Nesin'in tespitini doğrulayan çok fazla seçim var. Yani 14 Mayıs 1950 seçiminden bu yana Türkiye'de toplum hiçbir seçimde CHP'yi tek başına iktidar yapmamış. Bir sefer birinci parti yaptı. Yok. Birinci parti oldu başka şey. Hayır, Ecevit. Ecevit dönemi. Ecevit'ten önce de oluyor. 1977 seçimleri. İnönü 27 Mayıs'tan sonraki ilk seçimde İsmet Paşa CHP'nin başındayken de CHP birinci oluyor. Arkasına gelen Adalet Partisi ve Ekrem Arıcan'ın kurduğu partinin toplam oyları CHP'ye geçiyor ama İsmet Paşa birinci parti olarak
o seçimden çıkıyor. Bülent Ecevit'in birinci olarak çıktığı iki seçim var. 74-77 seçimleri. Yine SHP'nin... birinci değil. SHP'nin birinci değil ama ikinci koalisyonun ortağı olduğu 90'ların başındaki seçim. Yine Bülent Ecevit'in 99'da... Ama o DSP. DSP olarak ama hani... Sol gelen. Kodlar birbirine yakın. Gerçi Bülent Ecevit CHP'yi neden kurmadığı ya da girmediği söylenince CHP artık küreselcilerin ele geçirdiği bağımsız Türk idealini temsil etmeyen bir CHP deyip o yüzden DSP'yi kurduğunu anlatıyor. Yani videoları da bu son zamanlarda da şeyde çok dolaştı. Popüler diyorsun. Sosyal medyada popüler videolardan birisi oldu. Yani toplumun hani geneli açısından bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir seçimde tek başına iktidar verilmemiş olması bir veridir. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi İsmet Paşa gibi karizmatik bir lider döneminde Atatürk'ün arkadaşı. Daha ne olsun? Başarı varsa hani başarı sayacaksak Kurtuluş Savaşı döneminden sayabileceğimiz bir sürü başarı var. İkinci Dünya Savaşı'nı Türkiye'ye sokmamış. Bence bu da bir hani o dönemin koşulları içerisinde bir şeydir, bir başarıdır. Başka başarılar da bulunabilir. Hani kriterimiz oysa ama toplum başka nedenlerden dolayı İsmet Paşa'yı tek başına iktidar yapmamış. Onun da hani ortanın soluna Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakınlaştırma çabası var 60'larda. O ortanın soluna CHP'yi yakınlaştırınca bu sefer Süleyman Demirel de şey diyor biliyorsunuz. Ortanın solu solu Moskova yolu diye onun üzerine başka bir söylemle gidiyor. O dönemin siyasi kavgalar içerisinde yer alır. Daha sonra Bülent Ecevit hani Karaoğlan, güvercin ve mavi gömlek sembolleriyle toplumun önüne çıkmış. Hakikaten mitinglerine baktığımızda, geriye dönüp 70'li yılları mitinglerine baktığımızda çok geniş kalabalıkların katıldığı mitingler var. Ama 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nın döneminin başbakanı ki rahmetli Necmettin Erbakan'ın da ikisi de rahmetli oldu. Çok büyük bir etkisi var. Hani KKTC'nin o mevcut toprakların ve daha fazla alınmasını istiyor. Daha fazla ilerleyelim diyor Erbakan. Yani tarihsel kayıtlarda bunlar var. Ama sonuçta başbakan Bülent Ecevit. Zaten ondan da faydalanmak için 9 ay sonra koalisyonu bozuyor ve erken seçime gitmek istiyor. Fakat Milliyetçi Cephe hükümetleri anlaşıp Süleyman Demirel, Erbakan ve Türkeş Ecevit'in o seçime hızlı gitme şeyini hamlesini boşa çıkartıyorlar. Ama neticede Bülent Ecevit gibi bir isim bile tek başına iktidar olamıyor. Yani karizmatik lider hani çok özelliği var o anlamda. Yani İngilizcesi iyi mesela. Yani siz şair, öyle konuşuyorsunuz ki şimdi pazartesi günü büyük ihtimalle eğer seçimi Cumhurbaşkanı alırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine dönük geliyorum, kritikleri hayır, vereceği geliyorum. Cevapları hazırlıyor gibisiniz. Şimdi Deniz Baykal yani... Olmayan CHP yeniden kuruyor. Yani darbecilerin kapattığı CHP'yi 92'de tekrar kuruyor. CHP yok. SHP var, DSP var, CHP yok. Tekrar kuruyor Deniz Baykal. Siyaset bilimci. Sert, dinamik. Yani sert söylemi var, dinamik. 28 Şubat sürecindeki söylemlerini de biliyoruz. Hani kendi ideolojisi durduğu yer açısından. Yani Kemal Bey'e göre hani Deniz Baykal'ın kasetle gönderilme şeylerini bir tarafa bırakalım operasyonları. Kemal Bey'e göre Deniz Baykal'ın söylemi de retoriği de eğer karizmatik liderler içinde nereye konulacak olarak baktığımızda yani pek çok açıdan Kemal Bey'den üstün siyasetin içinden geliyor olmasını da buna eklemek lazım. Yani doğrudan o siyasetin içinden gelen %9 oldu. Siyaset bilimci siyasetin içinden gelmiş. Ve Kılıçdaroğlu'na göre bu yerli milli dediğimiz bakın Deniz Baykal'ın Bosna Savaşı'ndan görüntüsü çıktı. Yani Bosna'ya gitmiş savaş sürecinde. Bence bu önemli. PKK'lılar hendek terörü yaparken dedi ki asla kabul edilemez terörü insanların yatak odasına taşıdılar. Bu da önemli bence. Veda hutbesi Kutlu Doğum Haftası'nda Peygamberimizle ilgili çok önemli bir konuşma yapmıştı. Bunlar artırılabilir. Bu açılardan bakıldığında da daha yerli ve milli bir şeyi var. Yani
özelliği var Deniz Baykal'ın. Kemal Bey'e geliyoruz. Kemal Bey siyasetin içinden gelen bir isim değil. Bürokrat. Bürokrasiden geliyor. Gençlik kollarında yok. Ana kademe sağ çalışmalarında yok. Yani doğrudan siyasete, eliş siyaseti gibi yukarıdan giren bir isim CHP'ye. Daha sonra birilerinin de omuz vermesiyle, yani o operasyon süreçlerine baktığımızda yükseltilen bir isim. Ve buraları geçtik, arka arkaya kaybettiği seçimleri saysak burada. Muharrem İnce'nin dediği gibi adam yemiş de yemiş, yemiş de yemiş, yemiş de yemiş de devam ediyor. Ki bu seçimde de Kemal Bey yenildi. Yani bu kadar da yenilmiş bir şey var. Dolayısıyla bütün bu özelliklere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne toplumun oy, tek başına iktidar yapacak şekilde oy vermemesinin bir veridir. Yani buna ben insanların baktığını da düşünüyorum. Yani kararsız seçmenin ya bugüne kadar CHP'ye bu toplum niye hiç iktidar vermedi diye düşündüğünde bunu bir veri olarak saydığını düşünüyorum. Bir de burada CHP'nin daha çok bu tarihsel süreç içerisinde iktidar olamaması ama bürokrasi üzerinden, biraz önce Enes Hoca da ona biraz değindi, bürokrasi üzerinden Jacoben uygulamalarını topluma dayatması, yaşam tarzıdır, başörtüsü yasaklarıdır, imam hatiplerin kapatılmasıdır, insanların sakallarına karışılmasıdır veya Kürtlere yönelik yapılan bir takım ayrımcı yaklaşımlar. Bir takım değil, bayağı. Vesaire bunlar artırılabilir. Diğer taraftan kalkınma hamlelerini hep itiraz etmiş olması. Yani bu etkin olduğu dönemlerde. Yani Süleyman Demirel Boğaziçi Köprüsü'nü yapacak birinci köprüyü. Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. CHP'li aydınlar karşı çıkıyor. O zaman Çetin Altanlar vesaire. Yazıyorlar, diyorlar ki bu köprüden sağcılar geçecek sadece. Onun için yapıyorlar bu köprüyü. Yani aynı şeyleri 3. köprü için de dediler. Ve böyle pek çok kalkınma hamlesinden bahsedilebilir. CHP'nin karşı çıktığı. Mesela Süleyman Demirel, barajlar kralı, GAP'ı yapmaya, GAP'ı başlatıyor, GAP projesini. Ona da karşı. Yani bunlar toplum hafızasında, yani CHP iş yapmaz bağlamında bir veriye dönüşmüş durumda. Bu çoğaltılabilir, yani üzerine konuşulabilir ama çok uzatmayalım. İkinci mesele, yani Ali Nesin'in dediği CHP'nin neden hani iktidar olamadığı, en azından bu seçimi kaybetti. İkinci seçime bilmiyoruz, bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri yanlış bir politika izledi AK Parti'ye karşı. Bu seçim için söylüyorum. Altılı Masa bir siyasetsizleştirme masasıydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi orijinal hiçbir fikrini ne mutabakat metnine koyabildi, ne topluma açıktan böyle göğsün gere gere ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyebildi. Hep böyle birbirini törpüleme sürecinin orada ilerlediğini görüyoruz. Diğer taraftan kendi pozisyonunu FETÖ ve PKK gibi iki terör örgütünün Türkiye üzerinde belli talepleri ve emelleri var. Bunlardan ayrıştıramadı. Kendisi bunları savunsa da savunmasa da bu ayrı bir mesele. Kendi söylemi bu iki söylemin içinde eridi. Orada kaldı. Yani onun dışına kendisini çıkartamadı ya da çıkartmadı. Bunu bilemiyorum. Yani bunun kararını seçmen veriyor zaten. Dolayısıyla politikalara da yanlıştı. O yüzden bu 14 Mayıs seçimlerinde ben CHP'nin başarısız olduğunu düşünüyorum. Bu seçime de o başarısızlığı bu radikal politikalarla değiştirme hamlesiyle giriyor ama bence eksi noktada giriyor. Enes Bey, 5 dakikamız kaldı. Siz de tam o bıraktığı yerden Yusuf Bey'in söyleyin. Birinci tur seçim sonuçları iki ittifak içinde ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl tezahür edecek? Tabii şimdi birinci turda Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük bir avantajla bitirdi seçimleri. Yani yarım puan, bu da 265 bin oya tekabül ediyor. 265 bin oy farkla ikinci tura taşındı seçim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu nasıl lanse ederse etsin, burada Kemal Kılıçdaroğlu açısından çok büyük bir başarısızlık var. Hele ki seçim öncesinde yarattıkları algı. O kesin kazanıyoruz, kesin gidiyorlar, geleceğiz, işte yargılayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız söylemleri o gece çok büyük bir hayal kırıklığına döndü. Ve seçim gecesinden itibaren de seçim gecesi hiç de iyi yönetilemedi. Hem saat 8'den itibaren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkıp öndeyiz açıklamaları, daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece elinde bir A4 kağıdıyla çıkıp
ne bir teşekkür edip topluma, işte müşahitlere, sağduyulu bir açıklama yapmadan kızgın bir şekilde 1,5 dakika konuşup içeri gitmesi, daha sonrasında arkasına yine 7 lideri alıp işte belediye başkanlarının da yine orada kızgın bir konuşma yapması. Yani günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da süreci yönetemediğini tekrardan gösterdi. Yani basit diyoruz. Yani ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Seçim buna göre çok basit bir mesele. Bunu bile yönetemeyen bir parti, teşkilat ve lider ortaya çıktı. Bu görüntü çok kötüydü açıkçası baktığınız zaman. Bir önceki seçimde hatırlayın Muharrem İnce'ye çok yüklenildi, ortadan kayboldu falan diye. O da teşkilatı suçladı. Beni yalnız bıraktılar dedi. Demek ki ortada sadece Muharrem İnce'nin şahsıyla ilgili bir problem yokmuş. Ortada yapısal bir sorun varmış Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Bu o seçim gecesi çok açık ve net ortaya çıktı. Ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu bir süre ortadan kayboldu. Sonra çok işte masaya elini vurduğu bir yumrukla ortaya çıktı. Ve hemen o yani hem Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini hem muhalif kitleyi kandıran odakların, sosyal medyadaki trollerin, gazetecilerin tekrar devreye girdiğini ve sahte bir umut pompalamaya başladığını gördük seçmene. Bu da yanlış bir şey. Yani günün sonunda çünkü o ilk seçimdeki oluşturulan hava ve onun getirdiği hayal kırıklığıyla öyle bir radikal hava oluştu ki ortada. Bir anda depremzedelere hakaretlerin havada uçuştuğu, işte Tekirdağ'da belediye tesislerinden depremzedelerin kovulduğu bir vasata ulaştık. Yani ve hani ya mesela deprem hani, bölgesinden bir tepki gelir mi buna? Tabii deprem bölgesinden bir tepki kaçınılmaz olarak gelecektir. Yani günün sonunda şöyle bir durum söz konusu. Birkaç trolün yaptığı bir meseleden bahsetmiyoruz. Toplumsal bir histeriye dönüştü bu. Yani adeta depremzedeye yönlendirildi. Hayal kırıklığının sorumlusu olarak depremzede. Yani depremzede Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısızlıklarının sorumlusu depremzedeler değil. Siz bu halkı ikna edemediyseniz dönüp aynaya bakacaksınız. Kendinizi sorgulayacaksınız. Günün sonunda oradaki halk da, oradaki insanlar da bakıyorlar. Kendilerine göre bir karar veriyorlar. Ki zaten bazı bölgeler var ki deprem bölgesinde %80-70 Cumhuriyet Halk Partisi oyu çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu çıkmış. Mesela Defne bunlardan bir tanesi. Ya orada hastanenin, da, yapıldığı yer. Hastanenin yapıldığı yer. Yani, %90 galiba neredeyse. Tam rakamı ya hatırlamıyorum ama çok ciddi falan bir rakamla çıkmış. Bunlar olağandır, normaldir. Yani bazı bölgeler oyu derecini değiştirmez. Bazıları günün koşullarına bakar. Ona göre insanlar oylarını değiştirebilirler. Ama sonrasında ortaya çıkan havanın temel nedeni öncesi esirilen o havaydı. Şimdi aynı şekilde o kadar abuk subuk, uçuk kaçık söylemlerin, yöntemlerin dile getirildiğini gördük ki bu can havliyle nasıl biz bu işi kurtaracağız buradan? Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilsin, Sinan Oğan da çekilsin, mesele bir referanduma dönüşsün, Erdoğan kazanamasın, ondan sonra ülke 45 gün sonra bir daha seçime gitsin. Bunu ciddi ciddi yazan insanlar var. Yani bunlar böyle troll falan değil. Gazeteci falan, entelektüel, akademisyen. Yahut işte başka efendim absürt yöntemler önerenler oldu. Buradaki temel mesele şu. Ya günün sonunda siz bir siyaset ortaya koydunuz ama doğrusuyla ama yani millet önünüze bir fatura kesti. Yani bununla oturup, bununla hemhal olup, buna göre tekrardan bir düşünüp adım atacağınıza hızlı bir şekilde direksiyonu radikal söylemlere kaydırdınız. Bunu yaparken de bir taraftan da işte ülkücü milliyetçilik yükseliyor diye ülkücü mesajlar vermeye kalktınız. Ama vatandaş yani hafızasız balık değil ki. Peki, vatandaşın bir hafızası var, siyasi hafızası var. Bakıyor diyor ki Canan Kaftancıoğlu kimdir? Ne demiştir geçmişte? Bütün bunlar zaten bugünün imkanlarıyla ortaya dökülüp saçılıyor. Son bir cümle. İkinci turda bu oyunu arttırmasını mı, daha da geriye gitmesine şöyle bir durum sebep söz konusu, olur mu? Bir tahminde bulunun. Ben hem Cumhuriyet, yani ben geniş oranda katılımın çok fazla düşeceğini düşünmüyorum. Katılım belki aynı seviyelerde kalır, belki biraz düşebilir diye düşünüyorum. Bu yanılabilirim de. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, yani daha doğrusu Millet İttifakı tarafı çok karışık. Pek analiz edilebilecek bir durum ortada değil. Ama Cumhur İttifakı seçmeninin hala konsolidasyonun devam ettiğini düşünüyorum. Bunu devam ettirdiği takdirde buradaki Cumhur İttifakı'nın tek rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum şu anda bu turda. Yani bir rehavete kapılmazsa Cumhur İttifakı seçmeni, sandığa gidip de oyunu kullanırsa ben bu turda kazanacağını düşünüyorum. Ama nasıl bir fark olur, ne olur onu tahmin etmek çok güç gerçekten. Çok teşekkür ediyorum Enes Bayraklı, Vişne Korkmaz, Yusuf Özkır. Evet. Soruyorum da 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek Türkiye'nin birinci turdan bu yana
neler ele aldığı, neleri tartıştığını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.